Değerli izleyenler, bizim diyarımızın yeni bölümünde Mağaracık Mahallesi'ndeyiz. Mağaracık Mahallesi tarihiyle, insanıyla, doğasıyla harika bir mahalle. Bizim diyarımızın yeni bölümü başlıyor. Mağaracık Mahalle Muhtarı Nazım Düzeli ile birlikteyiz. Muhtarım merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ ol, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor mahallenin işleri? Vallahi Allah'a şükür alıştık. Her gün aynen işini yapıyoruz. Hizmet işleri nasıl? Biraz zor ama idare ediyoruz. Mahalle halkıyla aranız iyi ya. Tabii çok iyi. Allah'a şükür. Muhtarım, peki mahallemizin nüfusu ne kadar? Şimdi nüfusu takriben 15 bin kişi. 1200 hane idir. 1200 hane. Geçim kaynağı nedir genellikle? Çoğu çiftçilik üzerinde maydanoz, nane ve narıncık şu anda. Evet, nerelere gidiyor peki buradan? Burası Gaziantep gibi, Antakya, İstanbul'a kadar gidiyor. Evet. Sizin yaptığınız başka bir iş var mı? Yok, şu anda başka işimiz yok. Sadece muhtarlık takip etmektedir. Sadece halka hizmet ediyor. Aynen, başka bir şey yok. Evet. Her Allah'ın günü bir şeyler istiyoruz Mağaracık için. İnşallah en kısa zamanda bu altyapı da gelecek. İnşallah yapılır. Biz de sevinirim halkla birlikte. Mahallemiz denize yakın bir yer. Çok yakın ve turizm yerlerimiz var sahilde. Çok şahane bir yerde. Biz de ayrıyeten Samandağ sınırlarında turizm bölgeleri yaptırmaktadır. Evet, turizm potansiyeli yüksek bir mahalle. Evet, evet, çok güzel. Zaten adından da anlaşıldığı gibi Mağaracık Mahallesi. Evet. Mağaralardan geliyor herhalde, öyle mi? Tabii, tabii. Bir de mağaralarımız var bu dağlar kıyılarında. Çok güzel ve çok eski mağaralardır. Yaklaşık kaç mağara var? Takriben 40-45 tane. Sadece bu bizim bu tarafında, çevrelik alakası yok. Evet. Sadece bizim Mağaracık'ta. Muhtarım, en ünlü mağaramız hangisi? Barut mağarası. Evet, Barutlu mağarası. Evet. Özelliği ne? Şimdi bu özelliği ihtiyarların zamanında babam veya dedelerinden söyler ki buradan Antakya kadar yer altından geçmektedir. Evet, yeraltı tüneli de var. Evet, tüneli de var, doğrudur. Evet. İçinde barut mu var şu an? Şu anda belki yok ama ismi üzerine daha önce barut yapılıyor orada. Evet. Bilek Gireş aynı zamanda. O mağaramızı da göreceğiz, gezeceğiz. İnşallah, inşallah. Muhtarım, burada çok güzel bir bahçemiz de var. Evet, doğru. Neler ektik burada? Valla şimdi bu ufak tüfek eşim tarafından ekmiştir. Biraz biber, salatalık, maydanoz, nane, fıstık, böyle çeşitleri, bir de patlıcan. Maşallah, ne ararsak var. Ne ararsan var. Küçük olsa bile dolu, her şey var içinde. Her gün mü böyle ilgileniyorsunuz burada? Tabii ki, tabii ki. Tabii muhtarlığın getirdiği stres herhalde burada. Ya stres, ben atıyorum, benim eşim topluyor bunları. Salıncağımız var. Evet, bu da yorgun olduğumuzda hemen atıyoruz kendimizi burada. Çok şükür. Eyvallah, sağ ol. Allah razı olsun inşallah. Peki siz buradan bütün dünyaya ne söylemek? Çok seviyorum. Ne diyebilirim ki? Çok arkadaşlarımız, değerli arkadaşlarımıza çok çok selamları iletiyoruz. Ve sevgi dolu yıllara başarı diyoruz. Teşekkür ediyoruz muhtarım bize vakit ayırdığınız için. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenler, şu anda yanımızda eğitimci Eser Paşa var. Mağaracık'ta gerek kültürel anlamda gerek de eğitim alanında bir sürü çalışması oldu. Ve şu an hocamızla bu konuda bilgi alacağız hocamızdan. Hocam nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Nasıl gidiyor? Valla çok iyi. Sıkıntı yok, her şey yolunda.
Okullar yine başladı sanırım. Okullar başladı. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında da böyle kesintisiz başlarız. Eski günleri çok özledik çünkü biz özledik, öğrenciler özledi. İnşallah eski günlerimizi yaşarız yani. Hangi okuldayız hocam? Mızraklı Altürk Ortaokulu'ndayız. Evet, buradan onlara selam gönderiyoruz o zaman. Aynen aynen. Sizin vesilenizle. Aynen, herkese selamlarımızı gönderiyoruz tabii ki. Hocam, Mağaracık'ın kültürü, tarihi, eğitimi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Ali'cim, gerçekten de şu anda tarihin, güneşin, doğanın ve denizin buluştuğu bir yerdeyiz. Mağaracık çok özel bir yer. Mağaracık yontma taş devrinden kalma, resmi kaynaklara göre söylüyorum. Yontma taş devrinden kalma bir yerleşim yeri. Yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişi var. Mağaracık tabii adını buradaki mağaralardan alıyor. Yaklaşık 1300'e yakın mağarası var. En büyük mağara, Barutlu Mağara da burada. Adını oradan alıyor. Arapçada da Mgayr diye anılır. Tabii Mağaracık denilince hemen aklımıza eğitim geliyor. Çünkü Mağaracık başta eğitim olmak üzere kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gerçekten de kendinden söz ettiren örnek ve önder bir mahalle. Bununla da gurur duyuyoruz. Tabii bu başarı da başta Mağaracık İlköğretim Okulu ve Ortaokulu'nun idaresi, öğretmenleri olmak üzere tüm velilerimize ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizi hep gururlandırıyorlar. Geçen yıl Türkiye birincisi çıkardık. Her zaman içinde Samandağ'da ve Hatay'da birinciliğe oynayan bir mahalleyiz. Bundan da gururluyuz. Üniversite sınavlarında öyle. Aynen aynen, üniversite sınavında da öyle. Gerçekten de bundan gururluyuz. Tabii bu başarı devam etmesi başarı kadar önemli. Devam edeceğini ve hatta artacağını da düşünüyorum. Şu anda o şekilde görüyorum ben. Hocam, yerel halk burada genellikle hangi dili kullanıyor? Tabii Arapça, ana dilimiz Arapça. Zaten biz gerek Mağaracık Sosyal Anlaşma Derneği çatısı altında, gerekse şu anda zaten biz Ayankara Vakfı'nın merkezindeyiz. Ayankara Vakfı çatısı altında sürekli olarak kültür ve sanat faaliyetleri yapıyoruz. Yılda yaklaşık 20 etkinlik yapıyoruz. Başta konser olmak üzere, tiyatro olsun, sergi olsun. Bu konuda gerçekten vakfın Mağaracık'ta olması, merkezi Mağaracık'ta olması bizim için büyük bir şans. Bundan da bütün vakıf yöneticilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Bu da devam edecek ama şu anda pandemiden dolayı tabii kesintiye uğradı. Ama pandemiden dolayı Mağaracık'ın eski kültür aktifliği devam edeceğini düşünüyorum. Aşı olduk mu hocam? Ben iki dozu da oldum. Sinovac oldum. Dün benim annem babam üçüncü dozu oldular. Onlar ilk iki dozu Sinovac oldular. Üçüncü dozu da BioNTech oldular. Tabii yani sadece kendimiz için değil, herkes için. Yani biz yaşarken sadece kendimizi düşünmeyeceğiz. Başkalarını da düşüneceğiz. Onun için ben herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Kesinlikle aşı olmalıyız. Çünkü bu konuda gerçekten dinleyeceğimiz insanlar bilim adamları, bilim insanları. Bilime güvenmek zorundayız. Başka çaremiz yok. Bu konuda biz doktorlarımıza, benim eniştem de doktor, Şerif Kurtuluş, ona da sürekli tabii danışıyoruz. Kesinlikle herkesin aşı olması gerekiyor. Başka şansımız yok diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi bu programı izleyip de Mağaracık'ı merak edenlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi Mağaracık aslında sahip olduğu nimetlerle çok daha iyi tanıtılması gerekiyor. Daha önce dediğim Hatay'ın en büyük mağarası Barutlu Mağara bizde. Gerçekten birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Aslında Samandağ'ın, hatta Hatay'ın en büyük otelleri Mağaracık sınırları içerisinde. Ama adres verirken işte Çevlik, deniz arası dedikleri için Mağaracık lafı geçmiyor. Daha da tanınırdı. Şimdi Mağaracık'ta özellikle maydanoz konusunda gerçekten biz bir ara maydanoz temalı bir festival bile yapmayı düşünüyorduk. Bir arada da gazetede haber çıkmıştı. Avrupa'nın bile en iyi, yani bütün Avrupa, sadece Türkiye demiyorum, en iyi maydanoz yetiştiriciliği Mağaracık'ta. Aynı zamanda narenciye için de geçerli. Çünkü Mağaracık gerçekten denize sıfır bir konumda. Birçok meyve olsun, sebze olsun çok erken olgunlaşıyor. Evet, Mağaracık halkı misafirperverdir. Mağaracık doğasıyla birçok zaman burada doğa yürüyüşü de yapıyoruz. Tabii turizm potansiyel olan bir mahalle.
Çünkü 1300'e yakın mağara var. Bu mağaraların çoğu tanınmıyor. Bununla ilgili ayrıntılı bir program olacak herhalde, öyle düşünüyorum. Evet, İsmail hocamız bahsedecek. Evet, İsmail hocamız bahsedecek. Evet. Aynı zamanda deniziyle, çünkü sahil olan bir mahallemiz, herkesi bekliyor. Hak ettiği bir yerde değil ama yakın bir zamanda hak ettiği bir turizm potansiyeline ulaşacağına inanıyorum. İnşallah hocam. Çünkü o potansiyel bizim mahallede var. Bizim böyle bir nimetimiz var ama o nimeti kullanabilmek tabii daha önemli. O nimete sahip olmaktan daha önemli. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler görürüz. İnşallah görürüz. Göreceğimize de inanıyorum. Ben özellikle de başta Ali sana olmak üzere bütün HRT'ye, bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben sizi takip ediyorum. Tabii ki bunlar çok güzel şeyler, emek isteyen şeyler. Bu konuda elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kameramıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Her zaman da bekleriz. Biz teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. İyi çalışmalar. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, şimdi de Mağaracık'ın sevilen isimlerinden Ayhan Paşa var yanımızda. Merhaba Ayhan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor Allah'a şükür. Sizi sormalı. Teşekkür ediyoruz. Ne işle meşgulüz? Ne işle meşgul olduğumu ben bile bilmiyorum. Yani tabii şimdi herkes benim esprici olduğumu biliyor da biraz da burada bir espri yapalım dedik. Normalde Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Orayı kapandı diye burada kaldık. Suudi Arabistan'da berber olarak çalışıyorum. Burada inşaat, yevmiye ne bulursam yapıyorum yani. Evet. Biraz da kültürel anlamda çalışmalarınız var mı? Sosyal medyada. Evet. Özellikle sosyal medyada bu yaygın bir şekilde yapıyorum bu kültürel çalışmaları. Her türlü şeyi yapıyorum. Maksat kültürümüzü, değerlerimizi yaşatmak adına bunları yapıyorum. Ama ne yazık ki galiba yeteri kadar faydalı olamıyorum. O kadar yani, bunu itiraf ediyorum yani. Evet. Peki şimdi bize biraz yurt dışından bahseder misiniz? Nasıl geçiyor orada hayat? Neler yapıyoruz? Şimdi ben orayı yaklaşık bir yıl önce bıraktım. Daha önce ben bırakmadım yani. Daha doğrusu ben bırakmadım. Onlar beni bıraktı. Yani bir şekilde kovdular desek doğru olur, yalan olmaz. Sebebine gelince, ben pandemiden kısa bir süre önce geldim buraya. Sözde 20 gün, bir ay falan kalıp gidecektim ama işte pandemi dönemi devreye girdi. Bir türlü gidemedik. Yurt dışında hayat nasıl geçiyor? Oradayken neler yaşıyordunuz? Yurt dışında hayat iyi geçiyordu. Yani oranın parası daha iyiydi. Ama işte işin kötü yanı, gürbette oluyorsun. Çocuklarından, ailenden ayrı kalıyorsun. İşte bu biraz etkiliyor bizi. Ama ne yaparsak yapalım, orası yine de bir nabze, bir adım önde kalıyor yani para açısından. Ekonomik anlamda evet. Peki olumsuz anlamda neler yaratıyor size yurt dışı? Suudi Arabistan'dan bahsedeyim. Olumsuz anlamda en fazla yarattığı şey ikamenin pahalı olması. Özellikle ikamenin ve de sağlık raporunun pahalı olması. Yani şu anda bir insan orada çalışacaksa ikame 12 bin riyal ikame ödemesi gerekiyor. 12 bin riyal ikame parası ödemesi gerekiyor. Evet. Bir de hem gittiği zaman yenileyecek ikamesini, hem de bir sene sonra izne gelmek istiyor ya, yine yenileyecek ikamesini. 12 bin riyal, ortalama 24 bin riyal, bu sadece ikame parası. Yememişsin, içmemişsin, sadece ikame parası. Peki oranın vatandaşlarıyla anlaşabiliyor muydu? Oranın vatandaşlarıyla anlaşabiliyorduk. Çok iyi. Yani hiçbir sıkıntımız yoktu. Belki başka ülkelerden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani halk açısından. Onun dışında dediğim gibi artık Suudi Arabistan bile eskisi gibi şey değil yani. Eskisi gibi kazandırmıyor, evet. Evet. Peki sence süreç nasıl geçecek Suudi Arabistan'da? Neler göreceğiz daha? Öngörün nedir? Öngörüm şudur. Süreç Suudi Arabistan bütün yabancılığı, orada yabancı vatandaşları tam bitirene kadar bu süreç böyle devam edecek diye düşünüyorum. Kendi vatandaşını çalıştıracak yani. Evet. Tabii ekonomik krizle beraber. Tabii bu ekonomik kriz orayı da etkiledi. Yani bütün yabancılar oradan gidene kadar bu böyle devam edecek diye düşünüyorum. Aleykümselam ve rahmetullah. Dayıcım gel. Nasılsın? Çok sağ ol, Allah razı olsun. Nereden geliyorsun? Vallahi evden geliyorum, evden. Ne yap? Onun babasıyım. Nereye gidiyorsun kendisi? Şimdi? Buraya geldim. İsim ne? Salih Paşa. Salih Paşa. Naam.
Salih abi geldi yanımıza şimdi. Hoş geldin Salih abi. Allah razı olsun. Ayhan Bey'le röportaj yapıyorduk biz. Hoş geldin Safa. Evet, şimdi Ayhan Bey'le bağlayalım. Son bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ediyorum. Artık babamla devam edebilirsiniz. Şimdi şöyle. Sormak istediğiniz bir şimdi, şey varsa. Tamam, şimdi Ayhan abinin esprileri meşhur. Bize bir tane espri yapar mısın Ayhan abi? Yapmasına yaparım da ama şimdi bu sıcakta sanırım iyi gider benim esprilerim. Tamam. Evet, şimdi hazır abi. Mısınız? Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Eğer senin Facebook hesabını donduracaksan ne yaparsın? Ne yaparım abi? Buzdolabına koyuyorum ben normalde telefonu. Donuyor mu donmuyor mu orasını da bilmiyorum. Başka abi neler var? Şimdi geçenlerde bir sinek şeyi vardı. O biraz fazla ilgi gördü. O sinek videosu hani. Adam beni çağırıyor bekçilik yapmam için, kendi evinde bekçilik yapmam için, ama bana bir sinek bile geçmeyecek falan diyor. Ben de hiçbir sinek geçirmedim. Bütün insanları geçirdim ama hiçbir sinek geçirmedim içeriye. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığın için. Tabii buradan, bu soğuk espriler bu sıcakta iyi gider diye düşünüyorum. Buradan bütün gürbetçilere bir şey söylemek ister misin? Ben bütün gürbetçilerin Allah yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar. Bu kadar. Neydi? Peki Arabistanlılarla iyi anlaştığını söyledin orada. Evet. Arapçayla onlara selam göndermek ister misin? Arapçayla selam gönderiyorum. Bütün Arabistanlılara ve ayrıca buradaki bil arabi mehike. Halak tavadna al Türkiye. Normalde zaten ana malkış bil arabi. Halak tavadna al Türkiye. Sen şu al Türkiye. Şu batkıl al Suudi. Al Suudi ve al Arab. Lekil şu ismiyo. لكل الدول ولكل إسلامنا ولكل هني بالغربة الله يجيبهم بالخير ما سلم عليهم ألف حمل إسلام لكل ليتين شكرا. Değerli izleyenler, şimdi de bir narinciye bahçesindeyiz ve yanımızda bakalım kim varmış. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Sağ ol. Tahsin Kara. Tahsin Kara. Evet. Bu bahçe sizin mi? Bizim. Narenciyelerimiz var burada, daha küçük küçük. Evet, bu 2 ay sonra hasat yapılacak. Veya 1,5 ay sonra. 2 ay sonra. Evet. Mağaracığın narenciyesi meşhur. Tabii Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun. Çok makbul, makbule geçen bir mandalinamız var. Evet, ünlü. Zaten ünlü, Samandağ'da. Evet, Samandağ her yerde meşhur tabii. En fazla burada yetişiyor. Tabii burada. Diğer bir de şey de var biliyorsun, Adana tarafı da var ama bizimki bambaşka. Evet. Mağaracık'ta maşallah her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Narinci olsun, sebze, meyve, her türlü şeyler yetişiyor güzel. Peki nasıl yetiştiriyoruz narinciyi, zor mu? Narinci şu gördüğün ağaçlar bunlar 7 yıllık. Ufak bir fidan getirmiştik. Ekiyorsun, torbalı olarak geliyor biliyorsun, gübreli torbalı. Evet. Ekiyorsun, bakımını yapıyorsun, suluyorsun, gübreliyorsun. Bu 5. yıldan sonra verim vermeye başladı. Bu 7. yıl, geçen sene biraz oldu, bu sene bayağı güzel tutmuş. Maşallah. Evet, sağ olsun. Peki yenge var burada, yenge. Yenge, sen de yanımıza gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. İsim soy isim? Şehriban Kara. Şehriban Kara. Evet. Nasılsınız? Nasıl gidiyor bugünlerde? Vallahi iyi işte. Bahçe çok sıcak. Hava çok sıcak ya. Sıcak ama biz de Allah'a şükür sıcak hissetmiyoruz. Çünkü bahçenin içindeyiz. İçinde maşallah, oturuyoruz. Maşallah denize de yakınız. Denize yakınız. Çok güzel bir bahçemiz, konumda mağaracık. Bahçemiz güzel. Gel, suyumuz gel, güzel. Gel şöyle şöyle alalım seni narinciye. Abimizin yanına alalım. Böyle evet. Tam bahçeye. İkimiz yani. En çok eşim bakıyor. En çok kendisi yardım etti. Evet, ya tabii ki yardım ediyoruz. Biz daha fıstık ekmişiz. Yer fıstığı da ekmişiz. Onu da size göstereceğiz. Evet, gördük orada. Evet. Bizde de bayağı güzelmiş. Burada. Maşallah. Evet. Her şeye ekmişsiniz. Tabii. Ekebilirsiniz. Asmaya. Hani sizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Biz de evet kadar sebze ekiyoruz. Bir de bunu işte 3-4 yıldır geçirdik yani. Nasıl peki abiyle anlaşıyor musun? Anlaşıyoruz Allah'a şükür. Bir sıkıntı yok. Anlaşıyoruz, güzel anlaşıyoruz. Ha bir gün böyle olabilir de ama güzel anlaşıyoruz. Biliyorsun hayat inişli çıkışlı. Kaç çocuk var? 4 tane. Maşallah. İki kız, iki erkek. Maşallah, Allah başlasın. Sağ ol, teşekkür ederim. Nereden okuyorlar? Çocuğun biri Ankara'da avukatlık yapıyor.
Birisi de Hazine Bakanlığı'nda çalışıyor. Maşallah. Evet. Selam gönderelim mi onlara burada? Tabii tabii. O, Ümit Bey ve Umut Bey'e çok 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 selam veririz. Yarın buradalar zaten. Yarın geliyorlar. Tabii fıstıklar yetişti. Tabii tabii. Mandalina yetişti, fıstık yetişti. Domateslerimiz var, salatamız var. Onlar geliyor. Maşallah maşallah. Allah bereket versin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Peki korona etkiledi mi bizi? Vallahi Allah'a şükür diyelim etkilemedi. Bizi de etkiledi ama tabii ki yani akrabalarımızdan olsun etkilendik yani. Evet, evet. Maşallah siz zaten her şeyi ekmişsiniz. Aynen 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 öyle aynen öyle. Ekiyoruz kendi üretimimizi kendimiz tüketiyoruz. Zeytin, yani, zeytinlerimiz de var. Zeytinlerimiz var. Maşallah maşallah. Zeytinyağımız yani bahçemizde çıkıyor. Narımız var, üzümümüz evet. Var. Her şeyimiz çok şükür çalışkan mevcut. Çalışkan abi ya mağaracık insanı. Tabii tabii öyle olması lazım. Lazım. Çok öyle uğraşmak lazım. Lazım. Zaman geçsin, geçmez yoksa. Evet, peki şimdi son olarak buradan bütün dünyaya ne söylemek istersiniz? Yani ben diyorum ki herkes uğraşması lazım. Yani bir işle olmaz. Evet. Mesela eşim oto elektrikçi, hale sürdürüyor. Niye? Diyor niye oturayım, boş oturayım? Şimdi hem oto elektrik hem de burada şöyle tutuyorum. Ben dükkanı 3 yıl önce kapattım. Evet. Elimizdeki kalan anahtarlar mahve evin önünde koyduk. Gelen arkadaşlarımız oluyor sağ olsunlar, tercih ediyorlar. Onların işine ufak tefek bakıyorum. Evet. Ağır işler değil böyle ufak tefek. Kendi burada yapabileceğimizi yapıyoruz. Maşallah yaş kaç? Yaş güzel bayağı ilerlemiş. 65. 65? Evet. Vallahi hiç göstermiyorsunuz. Olabilir, olabilir. Hanım iyi bakmış bize yani evet. Oradan oluyor. İyi bakmışsın değil mi? Yani bilmiyorum artık siz karar verin. Evet. Nelerle besliyorsun şimdi sen? Yani biz zaten bahçede ne varsa. Yediğimiz gıdanın %70'i doğaldır. %70'i. Biz ekiyoruz ya biz, o yüzden. Evet. Doğal. Daha sağlıklı. Katkısız. Diğer kalanları tabii artık çarşıdan şu an burada onları pek bilmiyoruz ama %70'i kesin doğaldır. Evet. Yani nar ekşisi mesela bizden kendi bahçemizden koparıp marları nar ekşisi yapıyoruz. Domates ekmişiz. Domatesi koparıp salça yapıyoruz. Biber var, biber salçası yapıyoruz. Maşallah her şey doğal. O yüzden yani daha sağlıklı besleniyoruz diyelim, herkese tavsiye ederiz. Allah uzun ömürler versin inşallah. Allah olsun hepimize. Siz ne söylemek istersiniz son olarak bütün dünyaya? Dünyaya şöyle bir şey söylemek istiyorum. Herkes birbirine saygılı olsun. O olmazsa bile bazen karışıklık oluyor. Saygılı olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Geleceğe ümitle baksınlar. Çalışkan olsunlar. Çalışsınlar. Herkes çalışmalıdır. Yani birbirinin kalbini kırmasın. Bu önemli şeyler. Daha ne diyeyim size? Şimdi orada son olarak bir tane abimiz var. Bizi istiyor. Abi gel. Sen de birkaç şey söyle abi. Merhabalar. İsim neydi abi? Gazi Yiğitbaş. Yıllarını Arabistan'da çalışmış. Evet. Elektrikçi yani usta, bizim büyük ustalarımızdan biri. Yıllarını Arabistan'da kendisi de ve ben orada geçirdik burayı almak için. Ve çok şükür şu anda güzel bir komşuyuz. Yani örnek olacak bir komşuyuz. Arabistan'da mı çalıştınız? Arabistan'da 15 sene çalıştım. Ne çalıştınız? Ben şoförüm, tır şoförüyüm. Şu anda da tır şoförüyüm. Siz ne çalıştınız? Otoelektrik. Otoelektrik. Ben şu ana kadar daha mesleğimi icra ediyorum. Daha ben şu anda gidip Balkan ülkelerine, Romanya olsun, Ukrayna olsun. Ha başka yani gelir şey kaynağımız yok fazla tarla. Yanında narinci alıyor musun orada? Çok hep narinci taşıyoruz zaten. Bütün buradaki narinciliği biz gibi biz taşıyoruz. Balkan ülkelerine olsun, Rusya olsun, Avrupa ülkelerine olsun. Maşallah. Ben bütün ülkelere hepsine gittim. Yani Almanya, Avrupa desen Balkan ülkeleri hepsi. Evet. Herkese selamlar, saygılar. Tahsin abi dediği gibi birbirimizi sevelim. Birbirimizi sevelim. Bu coğrafyayı, bu coğrafyada binlerce binlerce değil de yani bayağı bir şey yaşıyor, ırk yaşıyor. Ha biz birbirimizi sevelim. Farklı renkler bir farklı arada renkler, yaşıyor. Farklı renkler bir arada yaşıyor. Ve çok şükür bugüne kadar çok karıştırılmak istendi. İstense de başarılamaz. Başarılı olmayacaklar. Hep de ayakta kalacağız. Çünkü bizim buradaki millet aydın millettir. Çağdaştır, uygardır. Her zaman inşallah biz bu şeyi böyle yaşatacağız. Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. İyi çalışmalar. Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizim HRT'nin haber sunucusu Sayın Ali Yolcu'ya sevgilerimizi sunarız. Onu zevkle dinliyoruz. İletildi. Görüşmek dileğiyle. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, şimdi de yanımızda
Mağaracığın sevilen yüzü Kuyumcular Birliği Başkanı Sayın Fevzi Sakallı var. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol Ali Bey, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor, her şey yolunda inşallah? Çok şükür, çok şükür, her şey yolunda. Uğraşıyoruz. Bu röportajı yaptığınız için size teşekkür ediyoruz. Kanalınıza teşekkür ederiz. Bu konuda Mağaracığı dile getirdiğiniz için. Bizler Mağaracıklı olarak bu meslekte 28 yıldır çalışıyorum. Efendim 3 yıldır da Kuyumcular Birliği, Samandağ Kuyumcular Birliği'ni yönetiyorum. İş açısından tabii ki bütün Samandağ Kuyumcular adına müşteri önceliğimizdir. Samandağ'ında satılan altının %80'i 22 ayardır. 27 tane esnafımız, 27'si de sağlam. Yani ben bir başkan olarak tabii ki bunu belirtmek zorundayım ki bunlar doğrudur yani. Samandağ'da yanlış. Samandağ'da yanlış olmaz. Hiçbir esnafta, hiçbir kuyumcuda, kuyumcu olarak istediğiniz kuyumcudan alışveriş yapabilirsiniz. Hep altın olarak, döviz olarak, yani %100 sağlam. Artı mesela biz Türkiye'de Samandağ Kuyumcular Birliği olarak yegane fiat birliğini tatbik eden birliğiz. Evet. 27 tane kuyumcumuzla bir çeyrek almak istediğiniz zaman aynı fiattır. Çeyrekte biz mesela 5 lira kazanırız. Ata lirada mesela 10 lira, zaman zaman 15 lira, zamanına göre değişiyor. Efendim gram altında 3 ila 4 lira. Yani biz bu birliği, bu fiyat birliğini neden sağladık? Müşteri mağduriyeti olmasın diye. Yani şu anda bu şartlarda, bu aldığımız karda ne müşteri mağdur olur, ne esnaf. Tabii ki müşterinin tercih ettiği altın genellikle yatırım altını, mesela lira, işçiliksiz altın dediğimiz aynalı bilezik, efendim aynalı bilezik derken burma bilezik, çeyrekli bilezik, bu gruplar, pardon Ali Bey, bu gruplar fazla bir işçiliği yok. Yani müşteriye zarar ettirmez. Efendim altın açısından yatırım açısından düşüneceksek altın daima müşterisine, yatırımcısına kar ettirmiştir. Bunu zaman göstermiş. Ha, zaman zaman bazı düşüş kalkışlar oluyor böyle piyasa dalgalandığı zaman. Derken yatırım, uzun müddetli bir yatırım yapacaksan, yani mesela dövize, efendim şudur budur, altına yatırım yapacaksın. Yani bunu tavsiye ederim. Tabii ki doğru bir altın alacaksın. Yani külçe altın olur, lira altın olur, burma bilezik olur. Yani bu kazandırır müşterisiniz böyle uzun müddetli bir dönemde. Yani şimdi bu şartlarda böyle. Söylemek istediğim yani bu yöreyi tanıtmanızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum size. Bir daha Mağaracık Mahallesi'ne gidin. Röportaj yapın, arkadaşlarla görüşün. İlgili çevrelerle, çiftçilerle, efendim sıkıntıları nedir? Mağaracığı nasıl anlatırsınız? Şimdi ben mağaracığı nasıl anlatırım? Mağaracık harika bir mahalle. Havzasıyla, ovasıyla, efendim dağ yamacıyla, anlatabiliyor muyum? Evet. Tarımıyla, insanıyla güzel bir tabii ki. Şimdi atıyorum misalda hata olmaz. Mağaracık'ta yetişen mandalina hiçbir yerde yetişmez. En erken çıkar. En kaliteli mandalina. Mağaracık'ta yetişen biber, Samandağ biberi. En kaliteli biber. Bu gerçek, bu şey değil yani. Bunu araştırın, bakın göreceksiniz. Mağaracık'ta yetişen Yeni Dünya mesela. Evet. En erken çıkar, en iyi yetişen vesaire. Yani Mağaracık'ın bu konuda gerçekten bir özelliği var. Şanslıyız yani. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yer fıstığı mesela ayrıca. Vesaire yani. Mağaracık'ta yetişen karpuz. Şimdi son zamanlarda bizim çiftçimiz karpuza sarmış. Harika bir karpuz üretmişler.
inanılmaz bir şey. Yani tarihi dokusu apayrı zaten mağaracanın. Gidip gördüğünüz röportajında. Zaten adından da anlaşıldığı gibi. Evet, mağaracık. Evet, mağaracı. Evet, şurada bir misafirimiz var. O da evet. Buraya. Evet. Evet, evet. Sizi hep ziyaret ediyor. Evet, bu benim başkanım. Evet. Evet, bu benim başkanım. Bu, evet. Evet, alalım sizi şuraya. Evet. Evet, merhaba. Merhaba. Samandağ'ın sevilen yüzlerinden. Ben fenomen. Ben Hayrettin başkanım. En büyük başkan benim. Sen belediye başkanı, ben destek için su gelecektir. Ben de desteği belediye başkanımız. En büyük başkan benim. Sen belediye başkanı, en büyük başkan Hayrettin Bağdat adayı. Şimdi sen başkan mısın? Ben belediye başkanım. Ya ne be cibik may. Begin su, cibikin der, begin gelin su gelecek su. En büyük belediye başkanımız, en büyük başkan benim. Hayrettin Bağdat, Rafik Hüseyin, Hayrettin Bağdat, en büyük Feze Sakallı. İki kere kilo kalın. Şimdi Hayrettin, teşekkür ediyoruz propagandan için. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor, neler yapıyor? Ben belediye başkanımız, belediyesi, ben belediye başkanımı, Celal Bağdat adayı, belediye başkanımız, en büyük başkan Celal Bağdat adayı. Peki bize telefrik yapacak mısın Sayın Başkanım? Ben telefrik yapacak. Ben telefrik yapacaktır. Yol yapacaksın. Yol yapacak. Yol. Allah. En büyük başkan benim. Ya reis, ya kveis, ya azizu, lefesey. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey sağ ol, emeğine sağlık. Hürmet ediyorum size. Son, bütün dünyaya söylemek istediğiniz son bir şey. Bütün dünyaya söylemek istediğim sağlık. Her şeyden önce şu aşamada sağlık konusunda dikkatli olunsun. Bu pandemi şu anda daha geçmiş değil. Bu bayramda mesafeyi, sarılmayı, el öpmeyi, efendim ne bileyim yani dikkat etsinler arkadaşlar. Dikkat etsinler arkadaşlarımız, milletimiz. Çok önemli. Çok önemli. Daha bu pandemi geçmiş değil. Evet. Yani buna dikkat edelim. Yanılmayalım. Üzülmeyelim daha sonra. Teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız için iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Ne satıyoruz burada? Vallahi yer fıstığı satıyoruz. Bu sene inşallah iyi gidecek. Bakalım nasıl olacak bilmiyoruz ama inşallah iyi gider. Geçen sene iyi geçti ama bu sene nasıl olacak bilmiyorum. Bu pandeminin ile. İsim soy isim neydi? Ben Süleyman Paşa. Süleyman Paşa. Mahallesinde. Paşalar çok mağaracık. Oo, çok vallahi. Karşımıza her çıkan paşa çıktı. O bizim Mağaracık köyü bayağı paşalardan var. Yani, evet. Siz mi ekiyorsunuz bunu? Biz ekiyoruz. İşte fıstığı burada satıyoruz şeylere. Çalısını hayvanlara yediriyoruz. Yani geçinip gidiyoruz. Az önce bir fıstık tarlası gördük, yer fıstığı tarlası. Bu tarla bizim. Evet, o sizin tarlanız. Bizim tarlamız çok şükür. Gösterelim şöyle, göster bize abi fıstıkları. Evet. Tadına bakalım mı? Tadına bakabilirsiniz. Bu taze yenir bu. Evet. Çok güzel. Gel. Peki şimdi ablamız da burada. Ablamız evet. Nasıl? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Müşteri mi var? Evet. Allah kolaylık versin. Şimdi nasıl ekiyoruz abi bunu? Bunu Nisan ayında tane tane ekiyoruz. Bakımını yapıyoruz, sulamasını, gübresini falan diye normal doğal gübre yetiştiriyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz, yani çocuktan farkı yok. Evet. Öyle bakıyoruz, işte mevsimini gördüğün gibi alıyoruz çok şükür. Yani yaz hem ziyaret hem diye hem yazlık yapıyoruz hem satıyoruz işte geçinip gidiyoruz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Yeni mi hasat ettin fıstığı? Bugün valla bugünden söktük. Günlük tarladan çıkarıyorsun gelip burada satıyorsun. Tarladan çıkarıyoruz satıyoruz. Zaten ki bunun özelliği bu. Taze yiyeceksin. Evet. Taze yiyeceksin. Zaten ki bayatladıktan sonra zaten artık fırına atacaksın, kavuracaksın, öyle yiyeceksin. Bu daha lezzetli.
Yani kavurmaktan daha lezzetli. Şöyle yanına gidelim şöyle. Evet. Şu bununla dolduruyoruz değil mi? Bununla dolduruyoruz. Maşallah. İşte müşteriye sunuyoruz. Ellerinize ha. sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Mağaracığın insanı çalışkan. Çalışkan. Emekçi. Ve emekçi yani. Çok şükür yani bu bunda sıkıntımız yok. Peki buradan bütün dünyaya ne söylemek istersin? Vallahi bütün dünyaya barış, özgürlük, insanca yaşamayı istiyoruz yani. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sadece bundan istiyoruz. Sağlık, mutluluk. Bunu bu milletimize, Müslüman alemine, gelecek bayramı bütün Müslüman alemine mübarek olsun. Sağlık, mutluluk, ferah getirsin isterim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Ben İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, şimdi de yanımızda Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin Demir var. Özellikle kültürel ve sportif alanda yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhabalar Ali, teşekkür ettim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum hocam. Hocam bugün çok sıcak bir hava var Samandağ'da. Evet, kavruluyoruz, terliyoruz ama akşam üzeri de herkese denizimize bekliyoruz o zaman. İnşallah hocam. Hocam nasılsınız, nasıl gidiyor? Ali'cim iyi, yoğun bir tempomuz var. Samandağ'ın hem altyapı sorunlarıyla uğraşırken özellikle pandemi sonrası biraz daha kültürel, sanatsal, sportif aktivitelere ağırlık vermeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın sıkılganlığını, bıkkınlığını, evde oturmuşluğunu, tembelliğini üzerlerinden atmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Tempo yapmaktan da memnunuz diyelim. Ne gibi faaliyetleriniz oldu hocam şimdiye kadar? Ali'cim bu yaz döneminde çocuklarımıza özellikle yönelik yaz kurslarımız oldu birkaç branşta. İşte kickbox, boks, voleybol, basketbol branşlarında. Mahalleler arası futbol turnuvamızı yaptık. Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi, çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızla kaynaşma fırsatı bulduk. Birkaç tane tiyatro sergiledik. Birkaç tane konser yaptık. Özellikle 42 sanatçılı bir konserimiz oldu. Yurt dışından farklı ülkelerden sanatçılarımızı bir araya gelip buluşturduk. Güzel etkinliklerdi. Buradaki esas amacımız pandemiden sonraki dediğim gibi o insanların umutsuzluğunu kırmak, insanları biraz daha hayatın içine katmak, mutlu etmek. Bunda da başarılı olabiliyorsak ne mutlu bize. İlgiden memnun muyuz hocam? İlgiden memnunum ama Samandağ çok daha büyük ilgiler gösterebilir bu tür etkinliklere. Pandemi sonrası biraz daha çekingenlik var ama yavaş yavaş kendimize geliyoruz Samandağ olarak. Daha da iyi, daha güzel etkinliklere imza atacağız hep beraber. Hocam Mağaracık ve Kapısuyu mahallelerini geziyoruz ve burada çok güzel şeylere rastladık. Siz ne düşünüyorsunuz bu bölgelerimiz hakkında? Evet, Samandağımızın her tarafı güzel. Mağaracık ayrı bir güzel. Özellikle tarihiyle, doğasıyla Mağaracık Kapısuyu mevkimiz en güzel, ilçemizin en güzel mahallelerinden bir tanesi. Bu anlamıyla sadece Mağaracık değil, Samandağımızın gezip görülecek birçok alanı var. Herkesi Samandağımıza, ilçemize bekliyoruz. Hocam biz zaten mahalle mahalle dolaşıyoruz şu an programımızda. Bizi de belki takip etmişsinizdir. Evet, elinize sağlık. Tabii ki izliyoruz. Hem bizi tanıtıyorsunuz hem kültürümüzü tanıtıyorsunuz. Bizim bile unutmaya başladığımız birçok özelliği gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Bu anlamıyla da seni tebrik ediyorum Ali. Şimdi ben Tahsin hocamıza, Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Tahsin hocamıza sürekli hocam diye hitap ediyorum. Çünkü aynı zamanda sanırım edebiyat öğretmeninin senin lisede dersine girdim. Beğendiğim öğrencilerimdendin Ali. Şu anda da edebiyatını konuşturuyorsun programlarında, izliyorum. Eline sağlık. Memnun muyuz hocam? Ve öğretmen olarak senden memnunum. Gazeteci olarak da çok memnunum. Teşekkür ediyorum hocam. Bizim diyarımızdan son olarak bütün dünyaya nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Ali'cim bütün dünyaya şunu temenni ederim. İnşallah herkes bir Samandağlı gibi kardeşçe yaşamayı öğrenir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ettim. Değerli izleyenler, şimdi de Mağaracık Mahallesi'nde bir ailemizle karşılaştık. Gerçekten çok misafirperverler, bize kahve ısmarladılar sağ olsunlar. Merhaba, nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Özellikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsim soy isim alabilir miyim? Yusuf Sürmeli, Mağaracık eski belediye başkanı. Öyle mi? Öyle, evet. Memnun olduk. Biz de memnun olduk. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Maşallah, ailece toplanmışız burada. Evet. Neler yapıyoruz? Bunlar hanım, enişte, torunlar, kızım, hepsi, yabancı kimse yok. Maşallah, birliktelik çok iyi. Tabii ki, tabii ki. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor günler Mağaracık? Vallahi şükürler olsun, iyidir. Koşuşturuyoruz. Bağımız var, bahçemiz var. Onunla uğraşıyoruz bu yaştan sonra. Daha önce esnaftık. Ondan sonra müteahhitlik yaptık Antakya'da. Bir oğlan var bizim, inşaat mühendisi. Onunla uğraştık biraz. Mağaracığı anlatır mısınız bize biraz? Mağaracığı nasıl anlatalım? Mağaracık mevki olarak sana diyebilirim ki Samandağ'ın en güzel mevkisine sahip. İnsanları da sevecen, iyi insanlar, çalışkan insanlar. Tabii ki Mağaracık'ta yurt dışında bayağı çalışan insanlar var. Arabistan, Japonya, İsrail, şimdi de Irak çıkmış, Irak'a da gidenler var. İyi yani. Çalışkan insanlar, tek kelimeyle diyeyim. Evet. Teyzemiz, isim soy isim. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. İlk eltrik yok, kısmet dışarıda oturdu. Tesadüf size gördük, hoş geldiniz. Bizim ailede işte içeride sıcak, dışarıda oturduk. Bak, eğlenceli çerez koyduk, oturduk. Hoş geldiniz, kısmet oldu, size gördük. Teşekkür işte, ediyoruz. Başkanı her şeyi anlattı. Sıcakta sadece şükreci biz. Siz memnun musunuz hayatınızda? Evet, çok. Çok şükür. Eyvallah, çok şükür. Çoluk çocuk nasıl? Eşim. 5 çocuk var, güzel maşallah yani. Bu şimdilik mi çok memnun, güzel. İnşallah her yıl böyle oluyor. Abi neyiniz oluyor abi? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Yusuf amcamın eniştesiyim. Nerelisin? Normalde Yeniçağlıyım ama Gültepe'de, Antakya'da oturuyorum. Yurt dışında çalışıyorum. Kuzey Irak'ta çalışıyorum. Maşallah. Daha geleli bir hafta oldu. Ne çalışıyorsun yurt dışında? İnşaat üzeri. İnşaat üzeri çalışıyorum. Zor olmuyor mu? Vallahi biraz zor ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani artık burada durumları biliyorsunuz, bizden çok iyi biliyorsunuz. Yurt dışına çıkmazsak olmuyor. İşte çocuklarımız büyüdü. Onları okutmak için, gelecek hazırlamak için biraz çalışmak lazım. Onu da yurt dışında işte çalışarak geçindiriyoruz. Allah kolaylık versin. Şimdi yanımızda Z kuşağı var. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, sağ ol abi, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Neler yapıyoruz? Vallahi bir şu anlık bir şey yapmıyoruz. Okulun açılmasını bekliyoruz. İşte sen kimin oğlusun, hangisini? Ben Ali. Babam olur kendisi, Ali Zibaroğlu. Evet. Antakyalıyız aslen. Dedelerimize geldik Samandağ'a. Kaçıncı sınıftayız? Valla ben 11-12'ye geçeceğim. 12. İnşallah, evet. Son seneye geçiyorum. Sınav var. Sınav hazırlık yapıyoruz. Şimdiden evet. Hazırlığa başladık inşallah. Evet, evet. İnşallah. Ne düşünüyorsun? Ne olacak? Vallahi. Bu Mağaracık'ın hali ne olacak? Mağaracık'a pek gelmiyorum. Yani güzel Mağaracık. Seviyorum. Ben iki aydır burada çalışıyorum. Samandağ. Çok zengin bir coğrafya. Evet, çok zengin. Çok seviyorum yani. Samandağ'a gelmeyi çok seviyorum. İmkanım olsa burada okumak isterdim. Samandağ'da. Nerede okuyorsun sen? Ben şu anda Antakya'da okuyorum. Antakya'da. Evet, şey Serkan Tanan. Meslek lisesi. Çok uzaktaymış ya. Evet yani. Vallahi. Senin ismin ne? Yasemin. Yasemin, neler yapıyoruz? Vallahi şu anda okulun açılmasını bekliyoruz, oturmuş. Kaçıncı sınıftayız? 9'a geçiyorum. Nasıl uzaktan eğitim? Güzel miydi? Vallahi normaldi. Normal götüydü yani. Etkiledi mi dersleri? Yani etkiledi biraz. Notlar nasıl oldu? Notlar aynı. Notları fazla etkilemedi. Fazla etkilemedi. Çalışkanız o zaman. Evet. Allah zihin açıklığı versin. Evet ablalar, neden yaklaşmıyoruz? Merhaba, hoş geldiniz. Hülya Zivaroğlu. Eşiyim, babam, annem. Misafirliğe geldi, kısmet oldu, sizi gördük. Hoş geldiniz tekrardan. Elvan Sürmeli. Yaklaşalım biraz bir kampana. Elvan Sürmeli gelinleri oluyorum ben de. Sıcaktan bunaldık da kendisi dışarı attık. Hoş geldiniz. Evet, sefa. Bugün çok sıcak. Hocam, sizi Samandağ'da tanıyan yoktur herhalde. Tanımayan yoktur.
Hoş geldiniz evvela. Şeref verdiniz. Elektrikler kesik malum. Dışarıya attık kendimizi. Sizi gördük, iyi oldu. Hoş geldiniz tekrardan. Elektrikler kesiliyor mu abla bu? Evet. Elektrik yüzünde böyle işte birbirine gördü. Ama bu sayede bir araya gelme fırsatı buldunuz. Ama eskiden ben 200 defa senin programı gördüm. İzliyorsun yani bizim programı. Eyvallah, 200 defa izledim. Evet. Ali Bey, nasıl, beğendiniz mi? Beğendik. Ağzına sağlık. Peki buradan bütün dünyaya ne söylemek istersiniz? Vallahi ne söyleyeceğim? Söyleyeceğim şey, hal marat şeklü hada, hal pandemi etru annena. Hal sıcağat tusih fa'anna bes. Elhamdülillah, çok şükür. Çok şükür yani, güzel. Başkan, hint bil'arbi şu bitirte tkul? Ana bürede kul hal marat. Allah yezulu anenna bil'arbi. Bu savaşlar. Barış gelsin, evet, dünyaya, huzur gelsin dünyaya, demokrasi her zaman önde olsun diyorum. Adalet istiyoruz, ama hak, hukuk istiyoruz. Biz, talebimiz budur. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. Kahve için teşekkürler. Afiyet olsun, afiyet olsun Ali'ciğim. Değerli izleyenler, şimdi de Mağaracık'ın sevilen isimlerinden Murat Düzel ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bizim mahallemize. Hatay'ımızın ve Samandağ'ımızın güzide olan bir mahallesine hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Murat abi, efendim, nasıl gidiyor hayat? Vallahi hayatı soracak olursan hayat güzel ama sürekli bir makinist gibi vagonları makaslamaktan yorgun düştük. Sürekli makinist vagonları makaslarsa gün gelir o vagonlar tren raylarından çıkar ve tepe takla düşeriz. Biz de artık sudan çıkmış bir balığa döndük. Ne yapacağımızı şaşırdık şu an. Ne iş yapıyoruz? Mobilya sektöründe çalışıyoruz. Tabii bugünlerde işlerin biraz durgunluğu var. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de aynı durgunluk vardır. Evet, yardım eden var mı? Ben çocuğumla beraber çalışıyorum. İbrahim Bey. Gel yanımıza gelsen. İbrahim Bey. Yanımıza alalım seni. Bizim küçük oğlan elinizden öper. İbrahim Bey, askerliğini henüz daha 2 aylıktan yeni yapmış gelmiş. Bir büyüğü var, İsmail. Bir de kızımız var, Eda. Şu anda Urfa'da eşiyle beraber. Selam gönderelim. Buradan Urfa'da bütün çalışanlara, bizim kızımız gibi öğretmen olanlara ve saygıdeğer doktorlara da selam, sevgiyle, muhabbetle kucaklıyoruz. Senin isim neydi? İbrahim Güzel. İbrahim. İbrahim, nasıl gidiyor hayat? Vallahi iyi işte. Neler yapıyoruz? Babamla çalışıyorum. Bizim iş yerinde. Böyle takılıyoruz işte. Ama tabii biraz sıkıcı geliyor. Neden? Ya iş konusu biraz berbat. Bu pandemiden dolayı tabii ki. Evet, maalesef pandemide çoğu insan zarar gördü. Z kuşağı olarak nasıl bakıyorsun hayata? Z kuşağı olarak biraz garip. Çünkü Z kuşağı gerçekten Türkiye'yi değiştireceğine inanıyorum. İleriye dönük, nasıl diyeyim? Aydın. Aydın bir Z kuşağı yetişiyor. Ve bunun adına çok seviniyorum. Gençler her şeyi değiştirebileceğine inanıyorum. O potansiyele sahiptir. İnşallah diyoruz. Şimdi bize dediler ki baban çok güzel şarkı söylüyormuş. Sen de katılıyor musun? Aynen, sesi iyi. Abi seni çok methettiler bize. Hangi konuda acaba? Ses konusunda tabii. Yok yani o kadar olabilir. Yani sesimi beğenmiş olabilirler. O beğenmek o insanların güzelliğidir. Belki güzel olabilir ama ben... Her insan gibi bazen işte bir iki şarkı çıtlatıyoruz. Güzel sohbetler esasında bunu yapıyoruz tabii. Genellikle sohbet esnasında. Yani şimdi ben kendi çapımda oturmuş mesela sohbet ederken Arapçada mevval derler. Türkçede de ise uzun hava. Evet. Bazen işte güzel şeyler çıkıyor. Bize Arapça bir şeyler söyleyeceksin o zaman. Mesela ne gibi mevval? Evet. Olabilir. O zaman şimdi seni dinliyoruz. Evet. Şimdi sen benim gölgemde kalma da şöyle güneşe doğru alalım sizi. Şu gün batımını evet, beraber seyredelim. Evet, oradan alalım o zaman.
Ya Leyli ya Leyli ya فيك غنينا يا ليل يا ليل يا ما فيك غنينا وزرعنا الحكي الطيب حوالينا مان أمان 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 ونصلي لضحكي ونسقي الحلى من دموع عينينا أمان كل الزمان ما إلي هربان يا زمان يا زمان تغلط وتعطيني الأمان لشب الشايب ردوا على عزوبي أمان 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 ولا قد حاي قد حاي سنك ذهب خلي عيني بين السن يا باي خليك مثل القصب كل ما عتق بيحل وبيحن عدروب الحباب يا ترلمه abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel söylemeyin. Estağfurullah, o sizin güzelliğiniz. Hareketli parça var mı peki? Hareketli parça yok şu anda çünkü yorgunuz. Repertuarda yok yani. Var da şu anda biraz yorgunluk var. İşten mi geldik? Tabii yeni geldik daha henüz. Siz de teşrif etmişsiniz. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Tekrar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Başka soracağınız bir şey varsa tabii cevaplandıralım. Bize o zaman gün batımıyla birlikte son bir şarkı söyle. Biz de gidelim. Gün batımıyla. Gün batımıyla şöyle deniz manzarası çıkıyor mu acaba? Manzarası çıkıyor. يا بحر يا بحر هدي موجاتك يا بحر يا بحر هدي موجاتك هدي موجاتك عظهرك سفينة حبايبنا كل الناس رجعت من غربتا امان 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 نحن بقينا بغربتنا امان كفاني الهم يا عمري كفاني لو كفى العمر ورديت من عمر غربتي يا مان سروني بكفاني امان teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Şeref verdiniz. Gönül isterdi ki daha farklı bir zamanda, daha farklı bir atmosferde buluşup daha güzel sohbetlerle arkadaşlar ortamında tabii ki farklı olur. Şu anda işten yorgun argın gelmişiz. Tabii ki biraz daha farklı olur. Bizi kırmadın, bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi siz daha değerli zamanlara layıksınız. Hoş geldiniz. Her zaman kapımız açıktır. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, şimdi de Mağaracık Mahallesi'nin bağrından kopmuş Akdeniz Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Necdet Sin'le beraberiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda inşallah. Çok şükür her şey yolunda. Hocam biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Necdet Sin ben, bahsettiğiniz gibi Mağaracık köyünde doğdum. İlkokulu Mağaracık'ta. Ortaokul ve liseyi Samandağ'ında bitirdikten sonra bir iki üniversite denemesi yarıda kalan en son dış ticaret
okudum bir miktar. İşimize odaklandık. İşimizle alakalı dünyada gelişmeleri, sektörümüzle ilgili dünyada yaşananları takip ediyoruz. Evet, peki sektörünüzde şu an son yıllarda Hatay'da nasıl bir ithalat ihracat dağılımı var? Şimdi Hatay uzun yıllar Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracat şampiyonu. Uzun yıllar evet Türkiye'de en çok yaş sebze meyvenin ihraç edildiği il Hatay oldu. Son 1-2 yılda Mersin bizi geçti ama hala da Hatay Türkiye'de yaş sebze meyve ihracatında en önemli şehirlerden bir tanesidir. Peki pandemi ne kadar oranda bizi etkiledi? Şimdi pandemi bütün dünyayı etkiledi, biz de etkiledi. Ama yaş meyve sektörü en az etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Tabii Covid iki şey bize altını çizerek kafamıza vura vura da deyim yerindeyse gözden geçirmemizi, önemsememizi gerektiğini gösterdi. Birisi bildiğiniz gibi sağlık, ikincisi tarım ve gıda. Bu konuda bu pandemi sürecinde sıkıntı yaşanmadı genel anlamda söylediğimiz zaman. Biz seraya gidebildik, bağa gidebildik, bahçeye gidebildik, paketleme evlerine ufak tefek sorunlar dışında işimizi devam ettirebildik. Ama pandemi sürecinde bizden kaynaklanmayan bazı sorunlar olabilir. Çünkü her ülkenin kendine göre bir kuralları var, bir karantina uygulamaları var. Biraz onlardan etkilendik ama işimiz devam ediyor. Yaş meyve sebze en çok hangi meyveleri sebzeleri ihraç ediyoruz buradan diğer ülkelere? Yani yaş sebze meyve dediğimiz zaman narıncıya grubu diye tabir ettiğimiz biz en çok mandalin, portakal, limon, greyfurt bunun içinde narıncıya. İkinci sırada sanırım şey gelir domates, biber çeşitleri. Türkiye'de çileğinden, kirazından tüm ürünlerle ihracata gidiyor. Peki en çok çalıştığımız ülke hangisi? Yani yaş sebze meyvenin hala da en büyük pazarımız uzun yıllardan beri Rusya ve Rusya hala devam ediyor bu şekilde. Tabii ki biz devletin de desteğiyle, bizim de ihracatçılar gerçekten çok girişimci ruha sahip. Benim ihracatçılar bunu her ortamda, her programda dile getiriyorum. Bizim ihracatçılar gerçekten kahraman. Dünyanın bir sürü ülkesinde beraber gidiyoruz, görüyoruz. Çok iyi çalışmalar var. Değişik alternatif pazarlar da bulmaya çalışıyoruz ama şu ana kadar bizim en büyük partnerimiz, en büyük pazarımız yaş sebze meyvede Rusya. Evet, Rusya. Ondan sonra hangi ülke geliyor? Ondan sonra Irak, Romanya, Ukrayna diye sıralanır. Tabii Avrupa Birliği'ne de ülkeleri de başta Almanya uzak üzere bir sürü ihracatımız da var. Allah kolaylık versin. Şimdi biz mağaracık diyoruz. Mağaracık insanı çalışkan. Tabii siz de mağaracık insanısınız, oradan geldiniz. Mağaracığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mağaracık özelinde değil de Samandağ. Eskiden biz öğrencilik yıllarımızda yani günümüzün yarısı tarlada geçerdi, bahçede geçerdi. O zaman toprak da bakirdi. İnsanlar daha bir çalışkandı. Şartlar biraz farklıydı. Ve güzel şeyler üretiliyordu. Samandağ'ında bilmiyorum siz gençler bilir misiniz ama turfandacılık çok önemliydi. Daha Antalya'da diğer illerde seracılığın sesi bile yokken bizde bir turfandacılık vardı ve işini iyi yapan o zaman da iyi para kazanıyordu yani. Evet, turfandacılık. Tabii ki, tabii ki. Ben ilk defa duyuyorum. Yani bu iklimin verdiği bir avantaj. Şu an yok mu yani? Yok, yok. Şu anda yok. Yani burada Samandağ'ında biz Türkiye'nin de en çok yeşillik ihraç eden de firmasıyız aynı zamanda. Eskiden çok güzel maydanoz ekilirdi Mağarcık'ta ve civar köylerde. Şimdi burada toprak biraz yoruldu. Şeye kaydı biraz. Arsus tarafına kaydı. Hala ciddi bir üretim var ve iyi bir ihracat kalemi olarak devam ediyor. Peki son olarak hocam bütün dünyaya buradan ne söylemek istersiniz?
Bütün dünyaya bu madem yaş sebze meyveden bahsettik, sağlıklı ürün izlenebilir, insan sağlığına yaraşır bir ürün üretmek bütün dünyaya sağlık, sıhhat, barış dolu yıllar, barış dolu günler dilerim. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Size de iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Her geçen yıl gerçekleştirdiği atılımlarla yükselen bir büyüme ivmesi yakalayan Akkatoğlu Demir Çelik, pazardaki köklü geçmişi, güçlü sermayesi ve dürüst iş anlayışıyla sektörün en saygın firmaları arasındadır. Akkatoğlu Demir Çelik ürettiği soğuk çekilmiş tel, galvanizli tel, dikenli tel, PVC tel, inşaat çivileri, çatı çivileri, inşaat demiri, kangal demir, çelik hasır, lama, silme, kare profil gibi birçok ürünün ticaretini yapmaktadır. Akkatoğlu Demir Çelik, işimizin garantisi tecrübemiz. Sıra dışı modelleri, özel koleksiyonu ve uygun fiyatlarıyla 1985'ten beri hizmet veren Halk Kuyumculuk, Samandağ'da yeni yerinde. Altınınızı satarken Halk Kuyumculuğa danışmadan karar vermeyin. Geniş ürün yelpazesi ve ürün garantisiyle Halk Kuyumculuk, Koçak Gold'un Samandağ'daki tek satış noktası. MoneyGram tek acentesi olan Halk Kuyumculuk'tan istediğiniz yere para gönderebilir, her yerden gelen paranızı alabilirsiniz. Adres: Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi Abdullah Cömert Alanı karşısı. İletişim numarası 0536 883 0151. Karadeniz kahvaltısı için artık Karadeniz'e gitmenize gerek yok. Çünkü Al Harbi Restorant Samandağ'da hizmete girdi. Hatay'da bir ilk. Muhlama, kaygana, kuymak ve birçok yerel lezzet daha. Karadeniz mutfağına ait lezzetlerle Al Harbi Restorant sizleri bekliyor. Çorba, salata, meze, ızgara çeşitleri ve nefis ana yemekleriyle Al Harbi Restorant'ta yeşilin ve temiz havanın tadına varın. Bu akşam yemeğini bizimle yemeye ne dersiniz? Al Harbi Restorant'ın ister kır bahçesi, ister kapalı mekanında düğün, nişan ve her türlü organizasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca dış mekan çekimleri için de hizmetinizdeyiz. Al Harbi Restorant, Erikli Kuyu, Samandağ'da. Telefon 0536 959 43 60. Halkın markası Ekrem Coşkun Döner'den Emre Aslan Önderliğinde halka büyük hizmet. 10 liradan başlayan fiyatlarla ister ekmek arası, ister lavaş, gerçek yaprak et döner Ekrem Coşkun Döner'de. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Ekrem Coşkun Döner. Alo paket veya gel al servisiyle Antakya Köprübaşı Ulu Cami yanında hizmetinizde. Ekrem Coşkun Döner. Kebabın mucidi Bizim Kebap, Serdal Uysal önderliğinde şimdi de Samandağ'da hizmete açıldı. İster dürüm, ister servis çeşitleriyle damak tadınızın vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kiloyla pişirin ve meze çeşitleriyle hizmetinizde. Kebabın mucidi Bizim Kebap sipariş telefon 512-0888 0539-438-2080. Adres: Sivas Şehitleri Caddesi, Ziraat Bankası karşısı Samandağ. La Bella Gelinlik'ten çok 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 özel kampanya. Bu yazın ilk 20 gelinliğe özel kınalık, gelinlik, sabahlık, dış çekim elbisesi ve ayakkabı hepsi sadece 9.999 TL. 2021 kreasyonunun çok özel modelleri La Bella Gelinlik'te. La Bella Gelinlik, Atatürk Mahallesi, Akdeniz Caddesi, Samandağ'da. İletişim telefon 0530 447 9077. Mis Dönerci.
Döner Kebap Restoran Parkı'yla Közde Döner, Sultan Beyti ile MKÜ Kampüsü'nde sıra dışı lezzetler diyarı. Günlük taze kesimleriyle sulu yemek çeşitleri, kebap, döner, hamburger, köfte, Arap döneri, Harbiye usulü döner, Meksika döner, Mersin Tantuni yoğurtlu lezzetleriyle, kızartılmış piliç ve kepsesiyle damağınızda tat bırakacak harika lezzetler Mis Döner Kebap'ta sizlerle. 0539 717 51 19 0326 245 51 21 Zülüflü Han Mahallesi MKÜ Kampüsü. İzleyenler şu an Mağaracık'ın en meşhur mağaralarından biri olan Barutlu Mağarası'na doğru gidiyoruz. Tabii yol olmadığı için mandalina bahçelerinin arasından geçiyoruz. Yolumuza devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam aleyküm. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi çok bekletmedik inşallah. Yok. Rica ederim. Ne demek? Sizin için akşama kadar bekleriz ya. Teşekkür ediyoruz. Samandağ'ın sevilen isimlerinden İsmail Zubari hocamız burada. Bize mağaralar hakkında bilgi verecek. Hocam, öncelikle hayat nasıl gidiyor? Bunu soralım size. Vallahi nasıl gitsin? Hayat mücadeleyle, koşturmacayla, umutla, hayal kırıklıklarıyla, her çeşit yönüyle geçiyor işte. Önemli olan mümkün olduğu kadar insanın çok az bir şeyle yetinip hayattan keyif alması önemli. Yoksa gerisi boş yani. Aynen öyle hocam. Hocam Mağaracık Mahallesi. Evet. Mağaralarıyla ünlü ve sizin bu konuda derin bilgileriniz olduğunu biliyoruz ve size soralım dedik. Neler var burada? Yani estağfurullah, tabii derin bilgiler deyince insan başka şey aklına geliyor da tabii çocukluğumdan beri merak ettiğim konulardan biri tarihti. Özellikle burada yaşayan uygarlıklar, insanlar, neler yapmışlar, neler etmişler, nasıl yaşamışlar. Bu konuda edindiğim bazı bilgiler var. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz mağara doğal bir mağara. Halk arasında Barutlu Mağara diye biliniyor ama bilimsel literatürde İncili Mağara olarak geçer. Sebebi de 1956 yılında Enver Bostancı ve Muzaffer Senyürek adlı iki arkeolog buraya geliyorlar ve burada kazı çalışmaları yapıyorlar. Daha sonra bu çalışmaları Enver Bostancı 1970'li yıllara kadar sürdürüyor. Burada yapılan kazıda kazıların birinde bir inci tanesi buldukları için bu mağaraya İncili Mağara diye isim veriyorlar. Onun için bilimsel literatürde İncili Mağara diye geçer. Ama halk arasında Barutlu Mağara. Niye Barutlu Mağara? Çok ilginçtir. Buranın toprak yapısı öyle bir yapıda ki yüzeydeki özellikle yüzeydeki toz katmanı zamanında yoksulluk yıllarında 10-15 günde bir bu toz katmanını süpürürler, kaynatırlar ve tüfeklerinde barut olarak kullanırlardı. Çok duman çıkaran ama patlayan bir barut haline gelirdi. Onun için halk arasında Barutlu Mağara diye bilinir. Hala öyle mi? Tabii. Yani ama tabii artık günümüzde normal baruta ulaşmak çok daha rahat olduğu için artık bunu yapan yok. Ama yaşlılar 70'li yıllara kadar yaşlılar bunu yaparlardı ki bunu bana zamanında yıllar önce yaşlı bir amcamız anlatmıştı. Kendisi de bizzat yani sırayla süpürürlermiş. Yani her aile belli bir dönemde gelir süpürür. Kaynatarak içine başka şeyler katıyorlar mı bilmiyorum ama dumanlı barut icat ederlerdi bundan ve öyle kullanırlardı avcılıkta ve diğer tüfek konularında. Bu mağaranın hikayesi şöyle, tabii daha derin araştırmalar gerekiyor ama
Doğal mağara olması nedeniyle içinde yaşandığı zaten o yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıktı. Burada işte bazı kemik parçaları, bazı insanın pişirdiği yemeklere ait bazı iskeletler, bazı kanıtlar, kalıntılar çıktı. Ve milattan önce 40 bin yıllarına kadar tarihlenen bir insan sürecinin burada yaşadığına dair kanıtlara ulaştılar. Hatta Enver Bostancı bu bölgede yaptığı kazılarda bulduğu insan izlerine insanın bir adlandırmasını yapmış. Homo sapiens cevlikensis diye bir isim takmış. Yani Çevlik yöresi olduğu için bu bölgede. Daha çok Çevlik yöresinde yaptığı için benzer araştırmaları da orada yaptı. Orada işte insan azı dişi vesaire bazı şeyleri buldu. Ve Homo sapiens cevlikensis diye bir isim taktı burada yaşayan insana. Ama sadece öyle değil, sadece ilk çağ insanları yaşamamız burada. Roma döneminde de kullanılmış. Nasıl kullanmışlar? Mesela karşıda şu anda otların kapladığı yere dikkat ederseniz dik kesilmiş kayalıklara rastlarsınız, görürsünüz. Bu da demek ki burada Romalılar burayı bir tas ocağı olarak işletmişler. Yani tek kaya parça, tek parça kaya olması nedeniyle buradan blok taşları keserek şehrin belli bölümlerinde, köprü imalatlarında, yol imalatında, inşaatlarda ya da liman genişletme veya onarımlarında bu taşları burada kullandıklarına dair izler görüyoruz. Mağaranın çevresi ayrıca çok sayıda mezar mağaralarıyla dolu. Bu da insanların yaşadıkları döneme göre normal karşılanan onlara yakın bölgede aile bireylerinin gömüldüğü mağaralar inşa etmişler. Bir başka özelliği ben görmedim ama bu mağaranın dibinden bir suyun aktığına dair söylentiler var yaşlılarımızın. Onlar da tabii eskiden demek ki daha fazla işte yağmur yağması, yeşilliğin daha çok olması, suyun daha çok olmasını sağlıyor. Mağaranın dibinden bir su akarmış ve bu suyu köylüler zamanında işte taşmasın, sellerde bahçelere zarar vermesin diye taşlarla, toprakla falan kapatmışlar. Bilmiyorum. Bunu tabii daha iyi araştırmak lazım. Evet, özellikle günümüzde bu su sıkıntısının yaşandığı dönemde bence eskiden su taşmasın diye kapatılan yerleri tekrar açıp o suyu bulmamız gerekiyor. Bence de Samandağ için şu an büyük bir sorun. Evet. Maalesef utanç verici bir sorun. Çünkü 21. yüzyılda hala insanlar 200 gün, 5 gün, 10 gün su almadıkları zamanlar oluyor. Bunu da artık yetkililerin bir an önce duyup bu utançtan bizi kurtarmaları gerekiyor. Evet hocam, şimdi biz buraya gelirken yol yoktu ve önemli bir mağara burası sanırım mağaracık açısından. Neden yol yok? Şimdi bilmiyorum, bunu tabii yetkililere sormak lazım. Yani insanlar tabii ki bahçe yapacak, ev yapacak, geçimini sağlayacak, işler yapacak. Ama buranın görevlileri buradan yaşamını, maaşını alan görevliler bu soruna bir çözüm bulmaları lazım. Yani en azından bir patika yolla burası turizme çok rahat kazandırılabilir, tanıtımı yapılabilir. Çevresinde ufak tefek bazı yasal düzenlemelerle bir kafe türü, işte çay kahve içilebilecek bir yer. Yazın ortasındayız ve çok serin burası. Tabii ki, çünkü doğal bir mağara burası ve kayalık, içi de nemli, rüzgar da alan bir bölge. Dolayısıyla serin olması normal. Dediğim gibi yani insanlara bir geçim kaynağı sunacaksınız ki burayı daha çok korusun. Buraya daha iyi baksın, çöp atmasın, temizlik yapsın. Ama burada, buraya en yakın ya da bu eğer tapulu alansa bu önü, arkası, yan tarafları her neyse bu insanlara bir imkan sunacaksınız. Yani kardeşim ben sana küçük bir büfe, çevreye uyumlu bir
çevre düzenlemesi, bahçe düzenlemesiyle sana güzel bir çay bahçesi yapacağım diyeceksiniz. Ve bir küçük bir patika yolla, zaten ana yol çok uzak değil. Bir 100 metrelik bir patika yolla çok rahat buraya bağlanabilir ve bir tanıtım yapılmasıyla birlikte grupların buraya gelmesi sağlanabilir. Çünkü anlattığım gibi ilginç hikayeleri var. Yaşanmışlıklar var. Artı işte zamanında bu toprağın değerlendirilmesi var. Belki bu toprağın yapısında daha çok organik madde de olabilir. Sebebini araştırır insanlar. En azından dediğiniz gibi yazın bu sıcak günlerde gelip burada mağaranın binlerce yıl önce yaşamış insanların, atalarımızın daha doğrusu yüzü suyu hürmetine gelip burada bir bardak çay da içilebiliyor. Yani bunu yapmak çok zor değil. Peki hocam, mağaracığın genelinde yaklaşık kaç mağara var? Şimdi tabii onu kesin olarak bilmiyorum ama bizim bir Eser Hoca arkadaşımız var. Zamanında ona sormuştum aynı soruyu. Çünkü o da meraklı mağaralara. Biz dedi çocukluğumuzda, gençliğimizde çok meraklıydık ve saydık. Bu civarda yaklaşık 1500 mağara tespit ettik. 1500 mağara. Evet. Sebebi şu aslında. Seleukiye Piara çok zengin bir şehir, çok kalabalık bir şehir ve mezarlıklar, şehir mezarlıkları sur kenarında, sur dışında yapılır. Bu da burası surun dışında kaldığı için. Evet, sonuçta 850 yıllık bir şehirden bahsediyoruz ve 850 yıl boyunca çok önemli bir liman kenti, zenginlik. Oranın o zamanın geleneklerine göre mağaralarda, genelde taş mağaralarda kaya mezarları açarlardı. Dolayısıyla bu kadar çok mağaranın olması normal. Yani bu mağaralar aslında yerleşim yeri olarak kullanılmamış. Çünkü hepsine, ne hangisine bakarsak bakalım içinde mezarlara ait şeyler görüyoruz. Kalıntılar ya da işte yontma biçimlerini görüyoruz. Ve belki de bu çevre daha çok araştırılırsa belki 1500'ün üzerinde mağaraya rastlayabilir. Anladım hocam. Şimdi başka hangi mağaramız var hocam? Yani şimdi tabii hangisini söylesek. Buradan sonra hangi mağaraya gideceğiz? Benim en çok sevdiğim mağaralardan birisi Pencereli Mağara. Orayı da bir görelim. Tamam. O zaman oraya doğru yola çıkıyoruz. Peki. Buyurun. Değerli izleyenler, Pencereli Mağara'ya giderken burada tarihi bir yapıyla karşılaştık. Evet hocam, nedir bu tarihi yapı? Bu tarihi yapı aslında bir şehrin giriş kapısı. Yani eskiden ilk çağlarda şehirler inşa edilirken surların içinde inşa edilirdi. Çünkü dışarıdan gelecek bir düşman saldırısına karşı bir set teşkil ediyordu. Bu surları aşmadan şehri işgal edemezdiniz. Bu yüzden önce surlar inşa edilir, sonra insanlar yerleşim yerine alınırlardı. Burada gördüğünüz de tarihi yapısına uygun olarak halk arasında pazar kapısı diye bilinir ki bu da doğrudur. Çünkü bu yol, bu kapı liman rıhtımına açılıyordu ve orada rıhtımda da agora vardı. Agora dediğimiz pazar yeri. Yani denizden gelen malların ya da karayoluyla gelen malların alınıp satıldığı, alışverişin yapıldığı, ticaretin yapıldığı bir alandı. Bugünkü bizim pazar yerlerinin bir benzeriydi. Dolayısıyla pazar kapısı denilen yer burasıydı. Seleukiye Piyara'nın önemli kapılarından birisiydi. Değerli izleyenler, Mağaracık'ta mağaraları dolaşırken burada çok farklı bir görüntüyle karşılaştık ve çok güzel bir şey kurulmuş burada. Gördüğünüz gibi kazlar burada, manda. Evet. Arkada da keçiler var. Peki bu sürpriz isim kim? Yine karşımıza bununla ilgili Fevzi Sakallı çıktı.
Hocam sen ne yapmışsın burada? Hoş geldin Ali Bey. Yeşillik olsun diye yapmışım Ali Bey'im orayı. Tamam mı? Çok güzel görünüyor. Bu iş stresini atmak amacıyla ilk önce böyle bir başladım. Bir keçi, bir bilmem ne. Daha sonra bunlar çoğaldılar. Efendim işte tavuktur, şudur, budur, hindidir, kekliktir. Sonra böyle bu su doğal kaynak sudur bu bizde yıllardır. Yani milattan önce burası bu su akar. Hiç de bir zaman kesilmez. Bana dediler ki mandalar suda suya bayılır. Allah Allah dedim. Araştırdım biraz böyle mandaları usta. Sonra baktım işime yarar dedim bunları. Yeni getirdim. Bak nasıl işte canlı örneği. Evet. Suda nasıl böyle suya bayılmış bir manda. Aynen. Hazır kelam. Yani bu sadece böyle görsel yani böyle stres atmak için başka bir yani başka bir şey için değil. Emeğinize evet, sağlık çok güzel oldu. Bu keçi türü neydi? Bunlar senem keçisi bunlar diyorlar. Bunlar normalde Norveç asıllı bunlar. Evet. Bunlar koku yapmaz. Çok asil keçiler bunlar. Aşırı süt verir. En az iki ve üstü doğurur. Ben bunları şimdi araştırıyorum yavaş yavaş. Ayrıyeten bunlar bizim burada daha önce bir endişe vardı. Yaşar mı yaşamaz mı? Sıcağı sever mi sevmez mi? Bu iklimi sevdi bu keçiler. Sürekli çoğalıyorlar. Efendim yani sektör olur bunlar diye düşünüyorum. Evet. Kurban Bayramı'nda kesebilir miyiz? Yani şimdi ben sürekli kesiyorum ama Kurban Bayramı'nda olur mu olmaz mı? Bütün bunların %90'ı dişi. Sadece aralarında iki tane erkek var. Hepsi evet. Dişi. Erkekleri zaten kesip yiyoruz hiç. Teşekkür ederiz bize bu görüntüyü sunduğunuz için. Hoş geldiniz. Baştasınız, hoş geldin. Kolay gelsin. Çok sağ ol, teşekkürler. Değerli izleyenler, Pencereli Mağara'ya doğru yürüyüşümüz devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi karşımıza defne ağaçları çıktı. Burada çok güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşün ardından Pencereli Mağara'ya vardık. Evet hocam, buranın özelliği nedir? Şimdi birinci özelliği bana göre bu bölgede Samandağ yöresinde belki de binlerce mağaranın içinde penceresi olan tek mağara. Dolayısıyla bunun adına Pencereli Mağara diyoruz. İlk zamanlarda tarihi kayıtlara göre gümrük binası olarak kullanıldığına dair görüşler var. Ama daha sonra bir kehanet ocağına dönüştürülmüş. O da şurada nişlerde yer alan ve tavanda yer alan yoğun sis duman katmanından burada tütsülerin yakıldığına dair belirtiler var. Buradan işte limanı gören bir konuma sahip limanda ilk zamanlarda gümrük barakası olarak kullanıldığı zaman denizden gelen gemilerin buradan kontrolü sağlanabiliyordu ve giriş çıkışları buradan sağlanıyordu. Daha sonra iddialara göre bir kehanet ocağına dönüştürülmüş. Gümrük barakası da limana yakın bir yerde inşa edilmiş. Buranın bir başka özelliği yani pencerelerinden başka bir dehlizin olması şurada. Buradan başka mekanlara doğru açılan bir tüneli var. Dehliz diyorum. Dehlizden inip şehrin diğer bölgelerine doğru akan bir giden bir yapısı var. Güzel bir mağara. Yani işlemeleriyle görüntüsüyle güzel bir mağara. Evet, burada da çok güzel tarihi merdivenler var. Hocam bu merdivenler nereye çıkıyor? Şimdi tabii bu merdivenleri anlamak için Selevkiye Piyara'nın şehir yapısını iyi bilmek lazım. Deniz kenarında bir limanı vardı zaten. Liman ve çevresinde oluşan ticari faaliyetlerin ve burada bu faaliyetleri yürüten insanların oturduğu mekanlar olacak mutlaka. Alt şehri üst şehre bağlayan yollardan, kısımlardan bir tanesi buydu. Şimdi liman kenarında ticaret
malların alışverişi, değiş tokuşu vesaire yapılırdı. Hemen dağların yamaçlarında lokantalar, eğlence merkezleri, hanlar, hamamlar, o tür şeyler yer alıyordu. Bu merdivenlerin devamında yukarıda da imalathaneler vardı. İmalathanelerin daha üstünde de ise bugün hala yaşayan bir köy olan Kapısuyu köyünde de bu şehrin, antik şehrin yerleşim yeri orasıydı. Bu merdivenler ticari limanla şehrin imalathaneleriyle arasındaki en kısa bağlantı yolunu sağlıyorlardı. Tabi asıl arabaların, atların, hayvanların ve diğer sair araçların geçtiği yol şu andaki Kapısuyu yolunun olduğu asfalt yoldu. Orada da bir kapı vardı. O da şehir kapısıydı zaten. Pazar kapısı demiştik. Liman kapısı vardı. Hemen deniz kenarına yakın bir yerde. Bir de şehir kapısı vardı. Demek ki bu şehrin 3 tane ana kapısı vardı. Bir pazar kapısı dediğimiz limana açılan kapı, liman kapısı dediğimiz denizden gelen araçların içeri girdiği, şehre girdiği ve yerleşim yerine çıkan şehir kapısı vardı. Bunların üçünün farklı farklı özellikleri vardı. Onlara göre de adlandırılmış. Bu merdivenler de şehrin içinde yer alan ve belki binlerce, yüzlerce, binlerce basamaktan oluşan bir kısa yol diyelim merdivenlerde. Kapısuyu ismi de sanırım oradan geliyor, öyle mi? Kapısuyu hayır, Kapısuyu Kebusiye'den gelir. Kebusiye de Ermenilerin adlandırdığı, eskiden oturduğu bir köydü orası. Orası Kebusiye Selevkiye limanının, Selevkiye Piera şehrinin yerleşim yeriydi o zamanki. Yani o zamanki adı Selevkiye diyelim. Daha sonra Kebusiye'ye dönüştürüldü. Ama tabii Ermeniler döneminde nasıl adlandırıldı, kim adlandırdı onu bilmiyoruz. Şu anda Türkçeleştirilmenin adıyla da Kapısuyu olarak değiştirildi. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Rica ederim. Değerli izleyenler, şimdi de Kapısuyu mahallesindeyiz. Mağaracığın hemen üzerinde yer alan bir mahalle ve tarihi yapısıyla dikkat çeken bir yer. Şimdi de burada yanımızda bir turist var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? What? Kifek? Elhamdülillah. Maftarık Türkiye? La, ana min Urdun. Min Urdun. Min men min Urdun? Min Amman. Min Amman. Şu lisan bilkhir? Ana ismi Haydar. La Atot. Haydar. Haydar. Şu bitiştigil? Ana tacir Ahzi. Tacir Ahzi. Kif Suudi acabta? ما شاء الله انا بتعجبني تركيا كلها بشكل عام مش بس السويدة السويدة خاصة والاجواء الحلوة والشط الحلو اكبر شط في العالم ما شاء الله الجبل المناظر الحلوة انا طبعا جاي هون بانطاكيا بتجارة الاحذية بنزل ضيف عند اخونا شركة احمد ظريف هو بيستقبلنا بأنطاكيا. ميت خوش قال. نصرنس. تشكر. سيزين مسافرين إسطنبول. Evet efendim. Neler yapıyoruz? Bizim bu arkadaşlara burada ticaret yaptırıyoruz. Uluslararası ayakkabıcılık, taşımacılık yapıyoruz biz. Oo süper. Teşekkür ederim. Evet, tercüme eder misiniz az önce ne? Türkçeden mi? Tabii ki tercüme ederiz. Şimdi arkadaş dedi ki Türkiye'nin her yeri çok güzeldir, cennet vatanıdır. Özellikle Saman Dağı diyor ki çok güzel ve sahili çok güzel dedi. Buraya yerleşmeyi düşünüyor musun? Vallahi az önce onu söylüyordu. Elimden gelse diyor yerleşirim. Ama ailesiyle beraber tekrar gelecektir. Yıllardır gelir gider. Şu bir tırtıskan bir söyledi. Umniti. Umniti inno kun endi hon beyt bir Sveda. Mekan rifi basit. حلو تشم هواء نظيف مع البحر الشجر طبيعة بشكل عام الله يديم تركيا وأنا بحب تركيا سواء السويدة اسطنبول أنطاكيا كل تركيا بحبها كل ما تجي على السويدة
كل ما باجي أنا هون باجي هون على السويدة، لأنه السويدة كتير حلوة، هواها نظيف، هواها نظيف، أنت عم تفهمني؟ الهواء تبعها نظيف مالها، وأنا بنبسط بشعبها أولا اللي هو الشعب التركي، الشعب المضياف الطيب اللي بيحكي بالطيب، وتجارتهم صحيحة 100%، وأنا بعتز فيكم. ممنون يعني من شعبنا. ممنون كثير من شعبكم. ايه طيب جنال رمضان نريد أبيميس. جنال رمضان أنطرسك براس بزن سرعة. أزت ليه لما أبي؟ خاصة مع أحمد زريق. بزي التركيين هاري عندن إزليورلار. بوزدن ترجمي سانا براك. سانا kalırsa daha iyi değil mi? Tamam. O zaman ben de tercüme edeyim. Abimiz dedi ki Samandağ Türkiye'nin her tarafı çok güzel, harika. Burada bir evin olsun ister misin dedim. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burada bir evim olmasını kesinlikle isterdim. Havası da çok güzel. Doğası da çok güzel. Denizi de çok güzel. Türkiye halkı gerçekten çok şanslı dedi. Nahna şu ben kılık ehle ve sahle fik. Şükran. Mit hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi de Kapısuyu'nda tarihi bir alandayız. Ve yine yanımızda İsmail Zubayri hocamız var. Bu alanla ilgili bize bilgi verecek. Hocam tekrar nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Hocam bu alan neyi anlatıyor? Şimdi her bölgenin, her şehrin, her yerleşim yerinin bir ibadet yeri var. Bu da Seleukiye Piyara'nın ibadet alanlarından birisi. Adı da Dor Mabedi. Aslında biz isimlendirmişiz Dor Mabedi'ni. O zamanki adının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece Hatay'ın Türkiye'ye katılmasından çok kısa bir süre önce American Princeton Üniversitesi'nin burada yaptığı bir kazı var. Çok hızlı bir şekilde. Ve burada çıkan toprak bir heykelciğin, bir kadın heykelciğinin bulunmasından dolayı burasının Isis Afrodit adına inşa edildiğine dair ileri sürdükleri bir görüş vardı. Dor Mabedi'nin Dor Mabedi denmesinin sebebi de arkeologlara göre inşaat tipinin, inşaat stilinin Dorik stilde olmasından kaynaklı. Çünkü her dönemin kendine ait bir stili, bir mimari yapısı vardı. Buradaki bulunan taşların, ki zaten sadece taban ve duvar kısımlarının bir bölümü kalmış, buradaki inşaat stilinin Dorik stilde, yani Yunanların Dor kavminden, Dor kolundan olduğuna dair ileri sürdükleri görüşlerden dolayı burası Dor Mabedi olarak bilinir. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki, ben de teşekkür ederim. Hocam burayı ziyaret eden var mı? Ne ölçüde ziyaret ediliyor? Yani panoramik görüntü açısından en güzel yerlerden biri Samandağ'ın. Seyir terası görevini görüyor. Zaten arkamıza dikkat ederseniz böyle Samandağ'ın genel görüntüsü 14 kilometrelik sahilin neredeyse tamamı ve karşıdaki Kızıldağ, Keldağ, Suriye kıyıları hava açık olduğu zaman net bir şekilde görünüyor. Tabii havası, gün batımı, güneş batımı bambaşka görünüyor. Dolayısıyla burada ziyaretçiler eksik olmaz. Evet. Her zaman yerli, yabancı ziyaretçiler çok gelirler bu taraflara. Yine de sanki biraz işlenmesi lazım. Yani Seleukiye Piyara zaten işlenmemiş bir tarihi bölge. Hiçbir zaman kazı yapılmadı. Sadece yüzeysel araştırmalar yapıldı. Eğer burada kazılar yapılırsa çok zengin bir şehrin eserleri de gün yüzüne çıkacak. Bu da onlardan birisi. Ama tabii ki Seleukiye Piyara'nın giriş kapısından başlamak gerekiyor önce. O şehrin zenginliğini, bulvarlarını, yollarını, heykellerini, binaların kalan kısımlarını şu anda yaklaşık 2 metre toprak altında. Bunların hepsini çıkarma imkanı var. Ama Efes yaklaşık 150 yıldır kazılırken burada daha başlanmamış. Bu da büyük bir eksikliğimiz. Bizim bir avantajımız daha var. Seleukiye Piyara'nın limanı. Seleukiye Piyara'nın limanı istenirse tekrar aktif hale getirilebilecek bir durumda. Çünkü yeri hala bataklık.
denize bir kanalla bağlıydı. O kanal yeniden açılabilir, o bataklıklar temizlenir ve tarihi bir liman, 2300 yıldan fazla yaşı olan bir liman tekrar canlandırılabilir. Bu da sinema sektörüne, turizm sektörüne çok büyük katkılar sağlayabilecek bir eser. Yıllar önce beni Amerika'dan bir gazeteci aramıştı. Tarihi bir film çekmek için bölge arıyorlardı. Selevkiye Piyara'nın limanının kullanılıp kullanılamayacağını sormuştu. Ben de şu anda mümkün değil dedim. Yazık dedi, eğer orası açık olsaydı biz Amerika'dan gelip burada bir tarihi film çekmeyi düşünüyorduk. Ve öylece kaldı. Bir takım yetkililere de çok bunu dile getiriyoruz. Umarım bir gün bu duyarlılık, bu ilgiyi görür ve o liman çok kısa bir sürede hatta yeniden inşa edilebilir. Yeniden temizlendikten sonra o kanal yeniden açılabilir. Ha, bu arada geliş gidişler, Çevli'ye geliş gidişler nasıl olur? Bu da bir açılır kapanır köprüyle yapılabilir. Zaten oraya gelecek gemiler çok nadir. O zaman da böyle açılan bir köprüyle çok rahat sağlanabilir. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunları görebiliriz. İnşallah. Biz en büyük temennimiz bu ilçenin tarihi değerinin arkeologlar ve bilim adamları, siyasetçiler ve ilgili olan her kurumun, herkesinin buna ilgi göstermesi, elini taşın altına koyması daha doğrusu. Herkesin, bu vatandaşlar da dahil buna. Yani o tarihi eserleri yok etmemeleri lazım. Çünkü burada milyonları ağırlayabilecek bir kapasiteye sahip, böyle bir zenginliğe sahibiz. Evet hocam, sizi çok yorduk, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Ne demek, helal olsun, çok memnun oldum. Daha anlatacak çok şey var. Umarım ileride daha farklı, çok daha ilginç, egzotik yerleri de birlikte görme şansımız olur. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim, kolay gelsin. Değerli izleyenler, şimdi de Kapısuyu Mahallesi'nde doğayla baş başa vakit geçirebileceğiniz harika bir işletmedeyiz. Ve yanımızda bu işletmenin mimarı Sinan Nural var. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? İnşallah. Bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Her şey yolunda şu anda. Şu an kafeler açıldı. Rahatız herhalde. Evet, büyük bir sancıdan sonra açıldı. İyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz bize? İsmim Sinan Nural. Sağlık kökenliyim ben de. Esas mesleğim paramedik. Şu anda İstanbul'da iki üniversitede ilk ve acil yardım programında öğretim görevliliği yapıyorum. Yani kökenimin sağlık kökeni olması nedeniyle de işletmeye de bu özelliğimizi biraz yansıtmaya çalışıyoruz burada hizmet verirken. Biliyorsunuz burası sıhhi bir işletme sayılır ve burada hijyen ana temamız. Özellikle bu süreçte, pandemi sürecinde restoranlar, hani kalabalık grupları ağırlayan, aileleri ağırlayan işletmeler oldukları için bu süreçte kritik ve hassas noktalardı. Bulaşı azaltmak gereken yerlerden bir tanesiydi. Biz bu süreci iyi yönettik. Bunda da mesleğimin bayağı bir etkisi oldu. Bu süreçte birey olarak da, işletme olarak da insanların sorumlulukları vardı. Sanıyorum bu coğrafyada bu sorumluluğu yerine getiren en iyi işletmelerden bir tanesiydik. Tebrik ediyoruz hocam. Hocam peki biz burada müşterilere neler sunuyoruz? Daha çok biz onlara müşteri gözüyle bakmadığımız için misafir olarak ifade ediyoruz onları. Buranın kuruluşunda zaten böyle bir amaç vardı. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirebileceğimiz bir yer olsun istiyorduk. Temiz, lezzetli yemeklerin pişirildiği, insanların keyif alacağı, doğayla baş başa kalacakları bir mekan olsun istiyorduk. Dost bir işletme gözüyle bakılabilir buraya. Doğaya dost, insanlara dost, lezzete dost bir işletme diyebiliriz burası için. Evet. Peki hocam, şimdi buraya
Geldik. Menüye baktık. Neler var? Bir kere şöyle söyleyebilirim. Yiyecekleri, bütün ürünlerin taze ve günlük tedarikle sağlandığını ve doğal ürünler olduğunu bilmeleri gerekir. Burada stokta çalışmıyoruz biz asla. Yani her mevsimin meyvesi ve sebzesini kullanmaya çalışıyoruz ve böyle ürünlerle misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Sabahleyin kahvaltı servisiyle başlıyoruz. Yine yöresel ürünlerin ağırlıkta olduğu, yöresel ürünlere modern bir sunumun eşlik ettiği bir kahvaltı karşılayacak onları burada. Biliyorsunuz hani işletmelerde hijyen ve lezzetin yanında sunum ve hizmet de önemli. İnsanların taleplerine karşılık bulabilecekleri, kolaylıkla görevlilere ulaşabilecekleri bir işletme aynı zamanda burası. Dakikalarca birileriyle muhatap olmak için bekleyecekleri bir yer değil. Kahvaltı servisinden sonra öğlen gibi kebap çeşitlerimiz var. Hem Samandağ yöresine ait yemekler bunlar. Meze çeşitlerimiz var. Yine yöresel meze çeşitleri. Aynı zamanda balık çeşitlerimizin de tümünü burada bulunduruyoruz. Balığımız da var. Hem de en tazesi. Yani sahil kenarında bir ilçede balıkla ilgili iddiamız yüksek. Çünkü balık da aynı şekilde daha çok oltacı arkadaşlarla temas halindeyiz. Onların hani öyle tabir ediyorum ama onlar günlük yakaladıkları balıkları bizimle paylaşıyorlar ve biz onları sunuyoruz misafirlerimize. Neden Şefzade? İsim olarak soruyorsanız şöyle izah edeyim. Şefzade'nin C ve H harfi büyük. Aslında burada yeğenlerimin ve aile bireylerinin baş harfleri. C ve H, C babamın adının ilk harfi, H annemin isminin ilk harfi ve sonra diğerleri yeğenlerimin isimlerinin baş harflerinden oluşan bir isim türedi böyle. Güzel de bir isim oldu. Evet, gayet güzel bir isim olmuş. Peki hocam, son olarak buradan dünyaya mesaj vermek ister misiniz? Dünyaya, insanlığa vereceğimiz mesajlar elbette var. Yaşadığımız süreç insanların arasındaki diyaloğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani bir pandemi hikayesiyle bazı gerçeklerin farkına vardık. İnsanların aslında bir garantisinin olmadığını ve bu hayatın geçici bir süreç olduğunu bir kez daha öğrendik. Dolayısıyla bu coğrafya başta olmak üzere dünyaya barış ve güzellikleri diliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bize vakit ayırdığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Sağ olun. Değerli izleyenler, yanımızda Kapısuyu Mahalle Muhtarı Bayram Yüksel var. Muhtarım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Muhtarım, nasıl gidiyor? Neler yapıyoruz bugünlerde? Bugünlerde tabii ki köyün sıkıntıları var. Yol sıkıntımız var. Elektrik sıkıntımız vardı, giderildi. İşte bundan sonra artık Lütfü Başkanımız yolu da yaparsa daha da iyi olacağız işte halkımız adına. Yapıyorlar sanırım, değil mi? Evet, şu an başladılar. İşte bir su şebekesi var. Onu değiştirdikten sonra asfaltlamaya başlayacaklar. İnşallah Kapısuyu hak ettiği yola kavuşacak. İnşallah, inşallah. Muhtarım, peki şimdi bize Kapısuyu'nu anlatmak istersen nasıl anlatırsın? Kapısuyu tabii ki bir turizm bölgesi. Zaten sit alanı olduğundan dolayı Kapısuyu Hatay'ın tek turizm köyü olarak kaldı. Mahallesi olarak sadece Kapısuyu kaldı. Evet. Kapısuyu kalması için de hatta biz bunu başkanla da görüştük. Kapısuyu imar planlaması yapılacak. Çünkü burası sit alanı olduğundan dolayı imar planlamasını kontrollü imar planı yapacak. Bunu da vekillerimize ilettik. İnşallah bize yardımcı olacaklar. İmar planlaması yapıldıktan sonra halkımız biraz daha rahatlayacak bu konuda. Nüfusu kaç mahallemizin? Nüfusu yaklaşık
3000. 3000. Evet, 3000 nüfusu var. Evet, ama yazın tabii bu 10.000'e kadar çıkıyor. Çevlik de bize bağlı olduğundan dolayı. Evet. Çevlik turizm bölgesi tabii sahil olduğundan dolayı. Burası 10.000'e kadar çıkıyor. 10.000'e kadar çıkıyor. Peki evet. Muhtarım, buradaki halkımızın geçim kaynağı nedir? Şimdi bizim buradaki geçim kaynağımız defne ağaçları var. Defne dediğimiz har yağı çıkıyor. O har yağını onu satıyorlar. Bir de sabunlu yapıyorlar bunu. Evet. Arap sabunu diyorlar. Evet. Defne yağından yapıyorlar. Arap sabunu. Zeytinyağı. Zeytinlerimiz var. Daha öbür tarafa Hıdır Bey'e doğru giderken meyve ağaçlarımız var orada. Erik çeşitlerimiz var. Bundan yazın bunlarla geçiniyorlar. Kışın da bizim burada yeşillik ekiyorlar. Yeşil soğan, maydanoz, dereotu. Evet. Geçim kaynağımız şu anda bizim bunlar. Genellikle tarım. Evet, tarımla. Kesinlikle tarımla geçiniyoruz. Ama işte tarımla ilgili burada su sıkıntılarımız var. Sudan dolayı çok tarımla ilgilenmiyor halkımız. Burası ama aşırı yağış alan bir yer sanırım, öyle mi? Aşırı yağış alan oldu ama maalesef kıştan beri yağmurumuz da yağmur da yağmadı. Hatta içme sularımız da azaldı. Bayağı sıkıntılı oldu. Evet. Tabii bu su... Bütün Hatay'ın sorunu şu an bu. Evet, kesinlikle. İnşallah yani daha iyi günlere kavuşuruz muhtarım. İnşallah, inşallah. Tabii ki yağış olmadığından dolayı bütün Hatay'ın sıkıntısı bu sorunu. Maalesef. İnşallah bunu da çözeceğiz, aşacağız. Peki muhtarım, şimdi kapı suyu sit alanı, öyle mi? Evet, yarısı birinci derece sit alanı, bir, iki, üçüncü derece sit alanı. Yani hatta biz burada biraz sıkıntılar çekiyoruz sit alanından dolayı. İmar planlaması yapıldıktan sonra inşallah rahat edeceğiz. Kontrollü imar planı yapılacak buraya. Bunu da vekillerimize ilettik. Valimize söyledik biz bunu toplantılarda. Dile getirdik zaman zaman. Bu çözüldükten sonra inşallah iyi olacak. Peki kapı suyuna dışarıdan gelenlere kapı suyunu nasıl anlatırsınız? Neler görebilirler? Yani kapı suyu bizim burası tabii ki sit alanından dolayı tabii ki bir çok güzel gezme yerleri var. Evet. Birincisi çok güzel bir sahilimiz var. 9 kilometre bir sahilimiz var burada. Çevlik'le Keldağ'ın dibine kadar, Meydan Köyü'ne kadar. Yani herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. İkincisi Tutuş Tüneli var bizim burada bir aşağıda. Gelip de görmemek hiç mümkünatı yok. Yani herkesi gelip buraya görmesini tavsiye ediyoruz. Üçüncü bir konu Beşikli Mağara. Kaya Mezarlar diye bir yerimiz var. Çok güzel. Evet. Tabii bu kaya mezarlarına gelip gördükten sonra zaten Hatay'ı gezdim demeyeceksiniz hani burayı görmedikten sonra. Bir de manzarası çok iyi. Evet, kesinlikle manzaramız çok güzel. İşte bu inşallah sit alanı kontrolü, sit alanı imar planı yapıldıktan sonra burası daha da güzel olacak. Bir dördüncüsü bizim burada bir aşık maşık bir yerimiz var orada. Evet. Hazreti Ali'nin saklandığı mağaramız var orada. Tabii biz oraya şeyden sonra, yoldan sonra inşallah bir yürüyüş yolu da yapacağız. Orayı da yaptıktan sonra halkımızı kapı suyuna bekliyoruz kesinlikle. Tabii ki Hatay'a gelip de kapı suyuna gelmeden Hatay'ı gezdim dememek lazım. Kesinlikle bütün Türkiye'den, dış ülkelerden gelip de herkesi kapı suyuna bekliyoruz. Kesinlikle gelsin buyursunlar. Değerli izleyenler, kapı suyunda şu an yanımızda Cemile teyzemiz var ve Cemile teyzemiz buranın ünlü ekmeklerinden birini pişiriyor bize. Teyzeciğim nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Ekmek yapıyor. Katıklı yapıyor. Normal ekmek yapıyor. Normal ekmek ve katıklı var burada değil mi? Evet. Başkası yok. Onlardan var sadece. Nasıl gidiyor? İyi, Allah'a şükür. Her şey yolunda mı? Yolunda, Allah'a şükür. Pandemi etkiledi mi seni? Etkilemedi, Allah'a şükür. Biz duyduk zaten, seni etkilemez mi? Çok o kadar güzel yapıyormuşsun ki Almanya'dan bile sipariş veriyorlarmış. Ay bilmiyorum, bizi etkilemedi. Yani öyle şeyimiz etkiledi de hastalıkından etkilemedi. Çok şükür, çok şükür. Şimdi sen bu katıklıyı nasıl yapıyorsun? Yaz kış yapıyor ki ya. Nasıl yapıyor? Baharatını koyuyor, çekelek koyuyor, hafif soğan doğruyor. Yapıyor, tandıra vuruyor. Burada abimiz de varmış. Abicim merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz ne olursunuz Cemile teyzenin? Beyim. Öyle mi? Beyim, evet. Nasıl gidiyor?
Allah'a şükür abi işte uğraş yok ya. Bir rızık peşindeyiz. Allah kolaylık versin. Yardım ediyor mu Cemile teyze? O tandır yakmaya yardım ediyorum. Başka ellemem ben. Bir şey ellemem. Karışmam. Sadece yakmaya mı? Evet, ben yakıyorum işte böyle. Ekmekler ellemem. Bir şey ellemem. Ben kendiler yaparlar. Ben de tandırı yakmak için şey yardım ediyorum. Ekmekler götürüyor. İşte servis yaparız. Ekmekler götürüyor. Ekmekleri mi götürüyor? He ekmek götürüyor. Lokantalar ekmek servis yapıyor. Servis yapıyor. Ha, yardım ediyor o zaman değil mi? Ediyor. Peki. İşler nasıl bu aralar? Abi iyi çok şükür iyi ya. Yani şu virüs şeyin koronadan dolayı biraz şey zayıfladı ama yani ekmeğimiz tutuluyor. Yani çok güzel. Doğal. Doğal olduğu için. Yani talep var yani çok şükür. Evet. Her yere veriyorum yani. İskenderun'dan gelip alıyorlar. Şimdi Antakya. Evet. Vallahi alıyorlar. Hayır alıyorlar. Samandağ'ına bak. Antakya 40 tane var bugün. Antakya'dan geldik alıyorlar. Peki abi. Genellikle nereden insanlar geliyor buraya? Dışarıdan mı hepsi? Vallahi turistler geliyor yani. Yerli turistler geliyor. Bazen işte yabancılar geliyor. Araplar geliyor bakıyorlar. Bu ne diyorlar? Biz yok böyle böyle yanında tercüman. Vallahi gerçekten yani böyle tercüman arkadaşlar. Evet. Diyorlar bir tane ver bakalım. Yiyorlar. Ya diyorlar bu bambaşka bir şey. Lahmacuna benziyor. Dedi ki bu böyle işte bizim Türkiye'de bu işte. Yani gelen var. Genellikle yabancı da geliyor bazen duruyor. Evet. Ekseri bizim vatandaşlarımız. Emine teyzemiz ne yaptı şimdi bize? O da vurdu aşağı. O da her kan. Katıklı ekmek yaptı. Bellek mi? Katıklı ekmek evet. Konuş ya. Çok güzel yapıyorsun. Emine teyze. Vallahi ne bileyim abi yapıyor. İşte elimizden geldiği kadar. Beğendirmeye uğraşıyor millet. Şimdi tadına bakacağız birazdan. Tamam. Çay da koyak mı? Çay koymayalım ya. Seni yormayalım şimdi. Gelin sen bak, sen bize biz fazla kalamayacağız. Daha başka yerlere gideceğiz çekim için. Emek evet. Çayla bu sıcak bir yeri. Çaylar iyi mi gider bu sıcakta? Sıcak iyi gider çayla. Teşekkür ediyoruz Cemile teyzemize. Evet işte gördüğünüz gibi Hatay'ın en meşhur ekmeklerinden biri katıklı ekmek. Diğer adıyla da biberli ekmek deniyor. Çünkü içinde biber de bulunuyor değil mi Cemile teyze? Tabii biber, salçası, çökelek. Çökelek. Evet. Yani karışık şu şeyler, baharatlar var karışık. Sıcak. Ne zaman çıkar? Kaç dakika? Hemen pişti sayılır. Pişti sayılır hemen. 5 dakikada. Tamam 5 dakikada çıkar. Evet. Şimdi Cemile teyzenin nasıl çıkardığını görelim. Işte. Biberli ekmeklerimiz şu an çıktı. Evet. Sanırım üzerine ne koyuyoruz şu an? Zeytinyağı sıcak daha lezzetli olur. Zeytinyağı koyunca sıcak daha lezzetli olur. Evet. Nasıl koyuyoruz onu bir gösterelim. İşte biberli ekmeğimiz de hazır. Hakiki zeytinyağı. İşte üzerine zeytinyağı da koyuyoruz böyle hakiki. Tam bizim evet. Bizim zeytinlerimizden. Hatay'ın kendi ürettiğiniz. Evet evet Hatay'da zeytin çok mesela. Burada her şey doğal. Doğal ne istiyorsan bulunur yani sebze türler olsun, meyve türler olsun her şey bulunur bizim burada. Akdeniz bölgesi olduğu için yani güzel evet. Biliyorum siz. Çok şükür. Evet. Diyarımız çok zengin. Tabii maşallah şeyimiz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tadına bakacağız. Evet. Şimdi geçelim Cemile teyzenin yanına geçelim. Teyzeciğim ne yaptın? Konuş. Katıklı ekmek yaptık. Yiyin afiyetle. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi tadına bakacağız. Bakın tadını beğeneceksiniz mi? Sana puan verelim mi? Siz bilirsiniz. Şimdi tadına bakacağız katıklı ekmeğimizin. Sıcaktır ama şimdi ya değil mi? Ben bunu tadı sıcak yiyeceğim. Evet şimdi tadına bakacağız biberli ekmeğimizin. Teşekkür ediyoruz. Bakalım tadı nasıl olmuş acaba Cemile teyze? Vallahi abi yiyin bakalım. Biz kokusundan doyok yani. Her gün yapa kokusunu doyok biz. Sen yiyor mu bol? Kokusundan yiyemiyor, doyok biz zaten. Peki şey soracağım sana. Bu sıcakta zor olmuyor mu? Abi zor kolay. Ekmek kavgası. Ne yapacağım? Ekmek kavgası. İşte ateşte para kazanıyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım biberli ekmeğimiz nasıl olmuş. Afiyet olsun. Evet. Malzemesi bol maşallah. Bol abi biz beğensin insanlar yesin değil. Bol koyuk malzemesini. Evet. 5-6 çeşit baharat katılıyor öyle mi? 1-2 çeşit var. Zahterden 8 tane şey koyuyor. Yunus. Çok şey katıyor. Harika bir lezzet. Güzel, güzel,
Hatay yöresine ait katıklı ekmek. Gerçekten denemenizi tavsiye ederiz. Abi bu soğuduk mu yenmez mi? Bu sıcak sıcak yiyecek. Aynen. Aynen. Sıcak sıcak mı yiyeceğiz bunu? Sıcak sıcak çok lezzetli olur yani. Şimdi ayran da getirdiler bize. Ayran. İçin afiyet olsun. Ayran nereden geldi? Bizimkilerden. Ya köy malı yani. Köy malı. Sizin neklerden mi? Abi komşulardan bizim de olur. Komşulardan da olur. Alıyor yani. Bizimki hiç kış malı var. Komşulardan da alır. Ama yani bu köyden. Köyden abi. Köyden. Yani. Dışarıdan yok. Biz dışarıdan almak. Her şey doğal. Yerli. Yerli. Hemen ayranın da tadına bakıyoruz. Mükemmel. Kapı suyuna geldiğiniz zaman mutlaka burada tandır ekmeği ve katıklı ekmek ve çeşitli ekmekler üreten emekçi kadınlarımızla karşılaşmanız mümkün. Buraya gelirseniz mutlaka onlara uğramalısınız. Cemile Nene, biz gidiyoruz. Güle güle, yolumuz açık olsun. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bebekler geldiğiniz zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buradan, abi sen de gel yanımıza. Son bir şey söyleyelim bütün dünyaya burada. Cemile Nene, buradan bütün dünyaya ne söylemek istersin? Sağlık, sıhhat, afiyet de. Sağlık, afiyet. Birlik, beraberlik versin, düşürmesin. Birlik, düzenlik versin. Memleketimize birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik versin. Allah sağlık, afiyet versin. Sizlere de uzun ömür versin. Daha ne diyek? Büyük Allah hayırlı kazan. Nesi yetmesin. Allah hayırlı kazan. Büyükler başımıza nesi yetmesin diyeyim. İnşallah. İnşallah. Cümlesine kardeş. Bizi çok iyi ağırladınız. Çok sağ teşekkür ol, ediyoruz. Geldiniz, sabah geldiniz. Başını evet, izliyor muyuz? İzliyorum ya. Devamlı izliyor. Her akşam izliyor. Gerçekten izliyoruz yani. Teşekkür evet. ediyoruz biz de. Ali abi dinliyor, izliyor. Ali abi bir tane spiker var Ali abi. onu izliyor Ali Bey. Ne Ali? Ali o, evet onu dinliyor mesela. Memleketimizin televizyonu dinlemek evet. olur mu yok mesela? Memleketimizdeki olaylar, haberler neyse onlara bakıyor. İşte velhasıl günler gelip geçiyor. Şimdi de kendinizi izleyeceksiniz. E olur. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler, şimdi de tarihi bir atölyedeyiz ve yanımızda kim var bakalım? İsim, soy isim alabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Mehmet, soy ismim Yüksel. Kapısuyluyum. 50 yıldır Kapısuyu'nda yaşıyorum. Ne iş yapıyoruz? Devlet memuruyum. Devlet memurluğumun yanında kamera, fotoğraf, montaj, arşiv, koleksiyon, evet. gördüğünüz gibi Kapı Suyu'nun müzesi olarak düşündüğüm şöyle arkamda gözüken ürünleri alıp köy namına, köy adına hediye etmeleriyle biriktiriyorum, arşivliyorum. Geleceğe dönük insanlarımız, neslimiz, yenecek nesillerimiz şurayı anımsasın. Yani geçmişte atalarımız ne kullandı, biz şu anda ne kullanıyoruz? Onları yapıyorum daha doğrusu, öyle diyeyim yani. Evet, neler biriktirdik şu ana kadar? Yani şöyle alalım sizi. Karşıda görebileceğimiz, bakın. Tarihte göremeyeceğiniz dümbelek. Şöyle gelin, benim çocukluk saatim. Çocukluğumda sahur uyandırırlar. Şöyle baktığınızda hesap makinesi. Bunları hiç kimse göremez. Şunlar kendi yapımlarım var. Burada çok şey var da ben ilginç olanları söylemek istiyorum. İlginç fotoğraf makinesi. Tepeden bakmalı. Orak ekinleri, eski ekinleri biçtiğimiz. Çocukluk radyom. Çocukluğumda uyandığım radyo. Şöyle aşağı döndüğümüzde telefonların envai çeşidi. İlk çıkan telefonlardan son telefonlara doğru. Şöyle geldiğimizde hayvan hakları savunucuları, üzülerek söyleyeceğim ama fak, hayvanları yakalamak için kullanılan fak. Ne bileyim, şöyle geri döndüğümüzde gazlı löküsler. Şöyle indiğimizde gramajlar. Eski kullandığımız, şu anda her şey dijital ama eski analog dijitaller. İndiğimizde gaz ocağı. Şöyle bakın, gaz ocağı. Daha sonrasında indiğimizde el havanı. Kahve makinesi. Şöyle hemen. Bakın, kahve makinesi. Kalem tıraş. Oo. Evet. Daha aşağı indiğimizde eski cara dediğimiz Arapçayla su kovaları. Şöyle döndüğümüzde şu tarafa doğru bakın. Zeytinyağı. Zeytinyağını saklamak için kullandıkları yine cara dediğimizin büyükleri. Yani her şey var. Şöyle dönüyoruz arkadaşlar. Yani şurada yine mesela eski çeyizlik sandık, Dursun Keser'in eşi, Havar Keser'in. Bunlar birer hatıra, anı.
70'e dönük izler bunlar arkadaşlar. Ben bunları saklıyorum. Gelecek nesillerde bunları görsünler. Şöyle döndüğümüzde kendi el yapımı saat. Ben kendi yaptım. Evet. Şöyle geliyorum. En ilginci, çocuklarımız belki hiç hayatında göremeyecek arkadaşlar. Ben biriktirdiğim pul koleksiyonu. Yani bunu görme şansınız şu anda çok zor. Pul. Ben kendim biriktirdim. Daha ilginç işte, aldığım atıntı kitapları alıyorum, biriktiriyorum. İsteyenlere verip okutturabiliyorum. Böyle döndüğümüzde yine dayımın askerlik valizi. Askere gittiğimiz şu eski valizlerden, ahşaptan. Döndüğümüzde yine şöyle terazi. Eski usul teraziyle çalışıyor. Yine dikiş makinesi, eskisi, yenisi. Şöyle döndüğümüzde kavanozlar, yani su, zeytinyağı kavanozlar, daha ileriye dönük, caradan sonraki süreçte olanlar. Yine burada daktilo. Evet, eski daktilo. Şu an yeni nesil cep telefonundan kullandığı alfabenin aynısı. Şura işlenmiş vaziyette. Çöktüğünüzde kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Yazılıyor. Halen o şekilde. Yani bu şekilde bir ofis oluşturdum kendime. Emeğinize sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İsteyen istediği zaman gelip görebilir, inceleyebilir ki zaten bu turizm yolu kapsamında Kapısuyu. Yani Batayaz'dan gelen 7 Ermeni köyünü kapsayan o turizm yolu kapsamında burada gelip herkes bu yol güzergahını kullanan herkes gelip izleyebiliyor, bakabiliyor. Çoğu zaman işte görmek isteyenlere de yardımcı oluyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi tarihe götürdüğünüz. Aynen öyle. Biz de bekleriz tabii tarihimize sahip çıkmamız gerekliliğini düşünüyorum. Çünkü tarih bilinci çok önemli. İnsanlarımıza faydalı olabiliyorsanız ne mutlu sizlere, yani ben öyle düşünenlerdenim. Çok sağ olun. Peki şimdi son olarak bütün dünyaya nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Tabii ki bakın, ben Kapısuyu'ndayım. 50 yıldır burada yaşıyorum. 50 yaşındayım. Benden önceki sürece gelince buralarda Roma, Fransız, Ermeni, daha sonraki süreçte bizler Türkiye'nin elemanları, işte Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Musevisiyle, Yahudisiyle biz burada kardeşçe yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için hiç kimse bu işe karışmasın. Biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Dünyanın en iyi yerlerinden bir tanesi burası. Kardeşliğin örnek alınabileceği yerlerden bir tanesi. Gelin, çıkın çıkın gelin diyorum. Kapısuyu'nu görün. Ondan sonra hayata devam edin diyorum. Çıkın çıkın gelin. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz her zaman için Kapısuyu'ndan 12-14 kilometrelik en uzun sahili izleyebilirsiniz. Aşık Maşu'ya gelip duanızı edebilirsiniz. Orayı da anlatacağım size. Aşık Maşu'yu da görmeniz gerekiyor. Titus Tüneli'ni, Beşik Numara'yı, bunlar hep Kapısuyu'nda. Buraları da görmeniz gerekiyor. Bunlara gelip de, Hatay'a gelip de buraları görmediyseniz bir yalnız eksik kalmış demektir. Hadi o zaman Aşık Maşu'ya gidelim. Haydi buyurun. Haydi. Evet değerli dostlar, şimdi Kapısuyu'nun ünlü tarihi alanlarından biri Aşık Maşu'ya doğru gidiyoruz. Burası şu an oranın girişi ve yolumuza devam edeceğiz. Değerli izleyenler, şimdi Aşık Maşu'ya yetişmek üzereyiz. Yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Birazdan orada olacağız. Değerli izleyenler, şu an Aşık Maşu'ya varmış durumdayız. Hocam, burası ya nasıl bir yer, özelliği nedir? Şimdi burası Aşık Maşu. Yine aynı şekilde diyeyim. Ben 50 yıldır buradayım. Burada ikamet etmekteyim. Buranın rivayeti geniş. İşte burada Hazreti Ali'nin yaşadığı rivayet edilmekte. Burası insanların için kutsal bir mekan olarak düşünülmekte. Ha, burada ne var derseniz, burada işte merdiven. Burada bir ahşap merdiven vardı, yaklaşık bir 30 basamaklı, rivayeten anlatayım. İşte bir akşam buradan aşağıya, şu hemen aşağıda Musa Pınarı Deresi dediğimiz noktaya atılmış. Sabah gelip baktıklarında tekrar merdivenin eski yerinde olduğu, hangi güçte, nasıl geldiği konusunda henüz kimse bir şey bilemiyor. Tabii rivayetlerden ibaret. İşte burada Hazreti Ali'nin yine şu yukarıda, birazdan çıkarız, yukarıda kılıncına benzer izinin olduğu, şu karşı tepeden yine buraya atıyla atladığı, izlerinin olduğu rivayet edilmekte. Yine yukarıda minbere benzer, yani namaz kıldığı yer olarak adlandırılan bir noktanın olduğu.
Daha aşağıda ise bir mağaranın içinde bir delik olduğu, zor geçilebilen bir deliğin olduğu var daha doğrusu. İşte Hazreti Ali kesip parmağının kanını oraya sürdüğü rivayet edilmekte. İsterseniz yukarıda daha ayrıntılı bir teferruata girelim. Buranın rivayeti şimdilik bildiğimiz, bize aktarılan bu şekilde. Evet. O zaman bakalım. Hadi buyurun, devam edelim. Değerli izleyenler, uzun bir merdiveni çıktıktan sonra hedefimize ulaştık. Evet hocam, burada neler var? Şimdi demin de anlattığım gibi arkadaşlar, şurada gözüken Hazreti Ali'nin kılıncının olduğu söyleniyor. Şunlar yine atlarının, at izlerinin olduğu, karşı tepeden buraya atlama usulüyle geldiği söyleniyor. Yine burada işte kuyu dediğimiz, bura belli bir süre yerden yaklaşık işte 30 metre, 30 merdivenle çıkabildiğimiz bir alandı burası. İşte burada ikame etmiş, saklanmışlar bir şekilde. Hemen şurada namaz kılacak noktası, bakın kıblegahı. Yani aşağıdan gelebilecek saldırılara karşı yerden yüksekliği yaklaşık buranın 15 metre kadar bir şey. Buraya gelip bir şekilde saklanmışlar, ibadetini yapmışlar diye rivayet edilir. Ha, bura kimler geliyor? Bura inanç gereği, işte çocuğu olmayanlar, işte ne bileyim evlenemeyenler, işte ne bileyim bir çeşit sınava girip sınavını kazanamayanlar, bu şekilde rivayet edilir. İşte buraya gelirler, burada adaklarını, işte bu horoz olur, tavuk olur, ne bileyim bilimum küçük baş hayvan olur, bunları bu şekilde yapmak usulüyle burada ibadetlerini, adaklarını yapıp burada dualarını edip bir şekilde ibadetlerini yapıyorlar. Hemen merdivenlerin hikayesini anlatayım. Burada dedim daha önce ahşap merdiven vardı. İşte buraya gelip çocuğu olmayanlar dilekte bulunmuşlar. Çocuğu olunca artık kendi gönlünden mi rızasından çıkan dileğin kabul olması münasebeti demir merdiven yaptırmış. Yine diğeri de aynı. İki tane merdiven var burada. Bunu da bu şekilde yine aynı dileğinin kabul olmasından dolayı buraya yapmışlar. O şekilde diyelim. Artık buranın şu an için aşık maşuk rivayeti bu. İnşallah değeri daha da bilinir ve buraya güzel bir güzergah çizilir. Tabii inşallah. Bakın buraya gelirken biraz zorlandık biliyorsunuz. Buranın yol, buranın turizme, buranın insanların kültür turizmine ihtiyacı var. Bunları bir an önce buraların restorasyonu yapılıp işte güzel bir şekilde gün yüzüne çıkarılmasını bekliyoruz biz. İnşallah hocam. Aşık maşuğa işte bu merdivenlerden çıkılıyor. Tabii merdiven de biraz sallanıyor. Tehlikeli olabilir. Bu yüzden buraya güzel bir çalışma yapılması şart. Umarım ilerleyen dönemde burası daha güvenli bir şekilde ulaşılabilir. Evet, şu an mağaraya doğru giriyoruz. Aman. Devam ettik. Girdik. Şimdi burada Hazreti Ali'nin kanının bulunduğu yer olduğu söyleniyor. Kutsal bir alan. Hemen şu karşıda kan izinin olduğu yer. Şimdi buradan geçip yukarıya çıkabilme ihtimalimiz. Eğer tabii normalsa bir insan rahatlıkla geçebildiği söylenmekte. Ha, normal şeyse zaten rahatlıkla geçebiliyor. Buradan geçerken de tabii kanı öptüğünüzde, Hazreti Ali'nin elinin kanı olduğu söylenen kanı öptüğünüzde de daha rahatlıkla geçebildiğiniz rivayet edilmekte. Ben bir şöyle hemen yaklaşayım, göstereyim size. Hemen şurada bakınız. Evet. Yaklaş şey istesen. Evet, kanı gördüm ben. Buradan bu şekilde. Biraz zor ama geçebilecek miyim ben, bir deneyim şansını. Evet, yani, evet, zor bir alan. Fazla şansımı denemek istemiyorum. Sen de bir katkı olduğunu düşünüyorum. Artık bilemiyorum. Onu sormak lazım. Evet. Burada kırmızı renkte bir kan rengi var. Evet. Hazreti Ali'nin kanının olduğu söyleniyor. Hocamızın da söylediği gibi. Hocam yine buraya kadar yorduk sizi. Rica ederim efendim. Yani biz tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için buralardayız. Hiç sıkıntı değil. Tekrar diyorum, çıkın çıkın gelin, bakın bu lafımı unutmayın. Kapı suyunda çok keşfedilecek, çok görülecek, çok araştırılacak yerler var arkadaşlar. Lütfen herkes gelsin, görsün. Buralar gün yüzüne çıkacaktır inşallah. İnşallah hocam. Evet değerli izleyenler, muhtarımız kapı suyuna girdiğimiz günden itibaren bizi hiç yalnız bırakmadı. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz.
bazı eksiklerimiz var bu aşık maşık için. Bunu belediyemizden ve iş adamlarımızdan tabii ki destek bekliyoruz bu yolu yapmak için. İnşallah ilerleyen dönemlerde sesinizi duyar ve buraya güzel bir şeyler kazandırabilir. Abi sen de bizi hiç yalnız bırakmadın. Bırakmam ki, köyümüzü tanıtıyorsunuz, aşık maşığı tanıttınız, tüneli tanıttınız, kapı suyunu tanıttınız. Bırakır mıyım? Ama biz size, senin adını sormayı unuttuk. Hasan Çelikkol. Hasan Çelikkol, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz, safa geldiniz, gene bekleriz. Çok sağ olun hocam. Son bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum HRT ailesine. Yani bu işi biz daha öncesinde aslında tanıtımını yapmamız gerekiyordu. Sağ olun, Allah razı olsun diyoruz. Umarım ki sesimizi birileri duyacaktır. Bize layık olduğumuz değeri verecektir diye. Bu büyükşehir belediye başkanımız olur, küçükşehir belediye başkanımız olur, valimiz olur, kaymakamlarımız olur. Yani bir şekilde olsun artık arkadaşlar. Burası bizler için değerli, eski kültürlerimizi koruma adına bunlar artık gün yüzüne çıkarma vakti geldiğini düşünüyoruz. Bizim kapı suyunun turizm pastasından pay almasını istiyoruz açıkçası. Çıkın çıkın, bir daha diyorum, çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Kapı suyu bulunmaz bir nimet. Doğası, tabiatı, kültürüyle, tarihiyle, tarihi dokusuyla harbiden muhteşem bir mekan. Bunun yanında yemeyecek işte aparatif ürünlerimiz, restoranlarımız yavaş yavaş gelişmekte olan bir köy. Çıkın keşfedin diyoruz yani. Bir çıkın gelin, bir görün diyoruz. Ben teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için, tanıtımı yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Engelsiz bir yaşam mümkün. Serin Yol Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi irtibat telefon 0546 664 04 36. Saman